Günaydın değerli izleyiciler. Cem Şükle Günaydın Türkiye başladı. Hafta içi her gün olduğu gibi sabah 7'den 10'a kadar Türkiye'nin ve dünyanın gündemini, haberlerini sizinle beraber tutmaya devam ediyoruz. Dün Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı yaptırımlarla ilgili konuştu. Bu kabul edilemez dedi ve ülkemizin egemenlik haklarına yönelik bir ihlaldir diye de ekledi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri de Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'nin lideri Bahçeli de açıklama yaptı ve Amerika'nın tweetlerinin, daha doğrusu yaptırım kararlarının kabul edilemeyeceğini söyledi. Tweet atarak bunların hepsini dile getirdi değerli izleyiciler. Böylece çok net bir şekilde Türk Devleti'nin liderlerinden ve Cumhur İttifakı'nın ortaklarından bu yönde haberler geldi. Tevrim finansmanı konusunda bir taslak geçiyor, yeni bir taslak. Bazı yasal düzenlemeler geliyor ve tevrim finansmanına da, Ağır yaptırımlar gelecek. Bu arada Naci Abal, Merkez Bankası Başkanı'nda o da dün bazı açıklamalarda bulundu ve enflasyonu 2023'e kadar %5'lere indirmeyi düşünüyoruz dedi. Bakalım ekstra bir faiz artışı olacak mı olmayacak mı? Onları da göreceğiz değerli izleyiciler. Dün FETÖ'nün selam tevhid dosyası vardı. Ağırlaştırılmış mevbet hapis cezaları verdi. FETÖ'nün insanları hepsini aynı kılıfa sokarak nasıl binlerce insanı dinlediği bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Değerli izleyiciler bununla ilgili de detayları da hepsini vereceğiz. Ama önce Başkan Erdoğan'ın Amerika'nın yaptırımlarına yönelik verdiği demeçle bir başlayalım. Bu karar kabul edilemez dedi. Türkiye'nin egemenlik hakkına bir saldırıdır dedi. Bu arada Erdoğan yaptırım kararlarına eleştirirken Amerika'nın yalnızca Türkiye'ye yaptırım uygulamasına dikkat çekerek asıl amaç kalkınmamızı engellemektir diye de ekledi. Bu karar ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de bir kez daha yaptırım kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptırımların sadece Türkiye'ye uygulanmasına dikkat çekti. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır. Bu nasıl bir ittifaktır? Bu nasıl bir müttefikliktir? Cumhurbaşkanı Erdoğan, NİDE Ankara Otoyolu ikinci kesim açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. Gündemde ABD'nin Rusya'dan S-400 alınmasına karşın Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı vardı. Erdoğan, savunma sanayindeki yükselişin engellenmek istediğini söyledi. Asıl amaç, ülkemizin savunma sanayinde son dönemde başlattığı atılımların önünü keserek yeniden bizi mutlak olarak, kendilerine bağımlı hale getirmektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptırım kararlarına karşı savunma sanayine desteğin daha da artırılacağını açıkladı. Savunma sanayi firmalarımıza daha çok destek olacağız. Savunma sanayi başkanımız İsmail Demir'e ve ekibine daha çok sahip çıkacağız. Erdoğan'dan bir de müjde geldi. Türkiye'nin ilk ve milli hava savunma füze sistemi olan Hisar A artının son kabul testinin yapıldığını duyurdu. İlk milli ve yerli hava savunma füze sistemimiz Hisar A artının envantere giriş öncesi son kabul testi yapıldı. Erdoğan Hisar A artıya ilişkinde ambargo uygulandığını hatırlattı ama yerli imkanlarla üretilen parçalarla sistemin devreye sokulduğunu açıkladı. Yerli parçayı kısa sürede geliştirdik, füzemize entegre ettik ve işte kısa bir gecikmeyle neticeye ulaştık. Törende yerli savunma füze sisteminin videosu paylaşıldı. Konuşmanın ardından Niğde Ankara Otoyolu ikinci kesim açılışı gerçekleştirildi. babana selam söyle, geçmiş olsun diyorum. S-400'leri aldığımız için Amerika'nın Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları dün hem Bahçeli hem Erdoğan bu gördüğünüz şekilde yorumlarla protesto ettiler, kabul etmediler ama tabii her şey bir fırsattır. Dün Süleyman Soylu da bir tweet attı ve dedi ki 74 Amerika uygula, gene böyle benzer bir yaptırım uygulamıştı ama roket sana haber sana kurduk dedi. Daha sonra 2008'de de istediğimiz İHA'ları, SİHA'ları vermeyince biz kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı yaptık. Allah işte Selçuk Bayraktar'a sağlık versin, ayağına taş değdirmesin dedi. Şimdi bütün uzmanlar da aslında bunu bir yatırım fırsatı olarak görüyor. Yani kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış gibi. Amerika'nın bu S400 konusunda uyguladığı yaptırımlar ve istediğimiz belirli silahları vermemesi bizim savunma sanayimiz için bir fırsat. Bunu fırsata çevirebiliriz. Nasıl mı? Ankara kulüplerinde konuşulanlara bir bakalım, sonra üzerine konuşmaya devam edelim. Amerika S-400'ler için yaptırım kararı aldı. Türk savunma sanayisi bunu fırsat olarak karşıladı. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu Patriot füze sistemini vermeye yanaşmadı. Türkiye ise bu ihtiyacını Rus S-400 füze sistemiyle karşıladı. Ankara'nın ısrarına Washington yaptırım kararıyla cevap verdi. ABD Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Yardımcısı Faruk Yiğit, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu ile Bölge Hava Savunma Sistemleri Müdürü Mustafa Alper Deniz'i yaptırım listesine ekledi. Dört ismin ABD'de varsa tüm mal varlığına el konulmasına ve varsa vizelerinin askıya alınmasına karar verdi. Ancak yaptırımların savunma alanında 700'den fazla proje üzerinde çalışan Türkiye'yi etkilememesi bekleniyor. Biz kendi çevremizi bunun çarelerini buluruz. Bizim açımızdan yerli sanayinin gelişmesi konusu devam edecek bir anlamda bir işaret bir şey bir uyarı olacak. Çünkü yaptırımlar savunma sanayinde yetkililerin fark etmediği noktalara da dikkat çekmiş oldu. Akıllara gelen soru savunma sanayisinde kritik ürünlerde Amerika'ya duyulabilecek ihtiyaçlardı. Savunma sektörü ise bu konuda rahat. Çünkü daha yaptırım yokken bile Amerika bu ürünleri vermeye yanaşmıyordu. Şirketler ise yerli üretimin artmasını bir anlamda bu ambargolara borçlu oldukları görüşünde. Biz kararlıyız devam edeceğiz. NATO müttefikiyiz. Kendilerinin de belirttiği gibi başka ortamlarda birçok alanı Türkiye'de işbirliği var. Devam etmesini onlar da bekliyor. Biz de bekliyoruz. Ankara kulislerinde Türkiye'nin S-400 yaptırımlarına karşı milli güvenliğin pazarlığı olmaz görüşü hakim. Peki karşı adım olacak mı? olursa ne olacak? İlk olarak diplomasideki mukabele ön plana çıkıyor. Yani yaptırımı yapan ülkenin benzer bürokratlar hakkında benzer kararlar alınabilir. Karşı yaptırımlardan bir diğeri ise Amerika'nın Türkiye'deki üsleriyle ilgili yaptırımlar olabilir. Amerika'nın Adana İncilik'te, İzmir Çiğli'de, Konya'da, İstanbul Şile'de, Sinop Kürecik'te ve Balıkesir'de hava üsleriyle füze rampaları bulunuyor. Bu üsler ya da bir kısmının kapatılması gündeme gelebilir. Ama her ne olursa olsun kulislerde Türkiye-Amerika ilişkilerinin eskisi gibi olmayacağı görüşü hakim. Evet, ilişkiler eskisi gibi olmayabilir. Ee, i̇şte haberde gördüğünüz füze rampaları var, incirlik var, belli yerler var. Gerçi bunlar, bunların çoğu NATO konsepti altında burada ama onların hepsinin Amerikan askeri olduğunu biliyoruz. Kaldı ki NATO konseptinde olduğu için çoğu Amerikan askeri olsa da Almanların, Fransızların yani NATO üyesi diğer ülkelerin de askerleri olduğunu söyleyelim. Amerika'ya tepkiyi sadece e, İsmail Demir, Tayyip Erdoğan değil, Devlet Bahçeli de dün kınadı. E, Bahçeli sosyal medya hesabından e, Amerika'nın bize e, karşı yaptırım kararına tepki gösterdi. Amerika dostluktan hasımlığa dümen kırdı diye diyen Bahçeli, bu arada birkaç gündür söylediği bir görüşünü tekrar dile getirdi ve HDP kapatılmalıdır dedi. Normal arkadaşım müsaade eder misin? ABD dostluk anlayışından hasımlığa dümen kırmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi lideri ABD'nin yaptırımlarına işte böyle tepki gösterdi. <laughs> MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından ABD'nin yaptırım kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump yönetimini hedef gösterdi. Skandal olarak nitelediği kararın kabulünün imkansız olduğunu söyledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli uzun süredir hiçbir NATO müttefikine yaptırım uygulanmadığına dikkat çekti. Türkiye'nin silah alırken kimseye sorması gerekmediğini, ABD izin ve onay makamı hiç değildir. Aksi tertip, teklif ve telkinler küstahlığın dik alasıdır ifadeleriyle vurguladı. Bahçeli'nin hedefinde Cumhuriyet Halk Partisi de vardı. Tank palet fabrikası üzerinden yapılan propagandayı eleştirdi. CHP'nin tavrının Amerika'nın yaptırımlarıyla paralel olmasına dikkat çekti. Tank palet fabrikası ile ilgili siyasi istismar kampanyası yürütenler zalimlerin içimize sızmış maşalarıdır dedi. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi lideri daha önce kapısına kilit vurulsun dediği HDP'ye sahip çıkan siyasileri de hedefine aldı paylaşımında tepkisini HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan CHP'li sözcüler, "Demokrasi istismarcısı İşçi Partisi'nin başkanı ve AK Parti'nin içindeki bazı yöneticiler cevap versinler. Türk devletinin ihaneti beslemesi makul görülecek şey midir?" sözleriyle gösterdi. Devlet Bahçeli HDP'nin kapatılması ile ilgili isteğini de yineledi. Evet devam edelim. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da Amerika'nın Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını kınadı. AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti'ye teşekkür etti. Meclisteki bütçe görüşmelerinde konuşan Fuat Oktay, muhalefetin ekonomiye yönelik eleştirilerine de cevap verdi. Milli birlik beraberliğimizi yansıtan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bilhassa imza atan siyasi parti gruplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı karşısında milli duruş sergileyen AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti'ye teşekkür etti. Oktay, Amerika'nın yaptırım listesinde yer alan isimlere de sahip çıktı. Amerika'nın aldığı haksız yaptırım kararını bir kez daha şiddetle kınıyorum. Savunma Sanayi Başkanlığı Başkanı İsmail Demir, Başkan yardımcısı Faruk Yiğit. Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu ve Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Milletimiz milletimiz ve devletimiz adına sizinleyiz. Yanınızdayız. Savunma sanayinde çalışan ve ilgili birimlerde çalışan tüm arkadaşlarımızın, kurumlarımızın Yanındayız. Oktay mecliste Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerine katıldı. Gündeminde ABD'nin Türkiye'ye yönelik skandal yaptırım kararı vardı. Bize uygulamaya çalıştıkları yaptırımlar geliştireceğimiz sistemleri biraz daha önce geliştirmemizi sağlayacaktır. Oktay muhalefetin ekonomiye ilişkin eleştirilerine de cevap verdi. Sayın Kılıçdaroğlu bak şunu söyledi söyleyeyim o zaman aynen şunu söyledi bak. Borsa İstanbul'un karlılık oranı yüzde 52. Bu kar oranı ile satın alan fon ödediği parayı 15-20 ay sonra çıkaracak. Hiç mi vicdanınız yok falan diye de devam etti diye biliyorum. Öyle hatırlıyorum. Değil mi? Ya nasıl bir matematik bu? Nasıl bir matematik bu? Nasıl bir hesap uzmanlığı bu? Biz zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanlış hesapların uzmanı olduğunu önceden biliyoruz SSK'dan. Oktay, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve HDP arasında yapıldığı iddia edilen anayasa görüşmelerine de göndermede bulundu. Her şey açık, her şey seçik, her şey milletin önünde. Yani sizin ittifak görüşmeleri gibi de değil, sizin anayasa çalışmalarınız gibi de değil. Her şeyi açık seçik yapıyoruz biz. Yani niye rahatsız oluyorsunuz anlamıyorum ben. Arkadaşlar eğer bunlardan dolayı uykunuz kaçıyorsa daha çok uykunuz kaçacak demektir. Oktay, tank palet fabrikası tartışmalarına da bir kez daha cevap verdi. Fabrikanın mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığımızda kalmak üzere. Milli Savunma Bakanlığımızda bu açıklamayı yaptılar. BMC'ye 25 yıllığına işletme devri yapılmıştır. Yani mülkiyeti devredilmemiştir. Sadece işletme devri. Yani yine Arifiye'deki işçiler, Milli Savunma Bakanlığı işçileri. Görüşmelerin ardından 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumların bütçeleri Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Evet, meclisteki bütçe görüşmeleri böyleydi. Gene hareketliydi. En son Fuat Oktay bütün bu Borsa İstanbul ve diğer konular hakkında da çok net bir şekilde bilgi verdi değerli izleyiciler. Dün AK Parti hem terörün finansmanını önlemek amacıyla hem de kitle imha silahlarının yayılmasının önüne geçilmesi için 43 maddelik bir anayasa tas yasa tasarısı verdi meclise. Eğer bu yasa tasarısı geçerse Türkiye'de de terörizmin finansmanı konusunda ve kitle imha silahları konusunda yeni bir dönem başlayacak. Kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik çeşitli düzenlemeler içeriyor. Biz de iç hukukumuzda bir düzenleme yapıyoruz. AK Parti kitle imha silahlarının yayılması ve terörizmin finansmanının önlenmesi için düğmeye bastı. Hazırlanan kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Buradaki maksadımız terörün finansmanı noktasında dünya ile eşgüdüm halinde daha etkin bir Çalışma ortaya koyabilmek. 43 maddelik teklifin detaylarını AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş açıkladı. Teklifle terörizme destek verenlere tespit edilmesi halinde uygulanacak cezalar da belirlendi. Bu idari mekanizmalar e, burada finansman sağlayan gerçek veya tüzel kişilerin tespiti halinde e, burada bir iç dondurmaya e, gidebilecek. Yani bunların e, finansal e, varlıklarını dondurmaya gidecek Teröre destek sağlayan derneklere verilecek cezalar da belirlendi. Terörizmin finansmanı uyuşturucu kara paraklanması gibi e, meselelerde e, derneklerin bu işin içerisine girdiğinin tespiti halinde buradaki dernek yöneticilerinin görevden uzaklaştırılması ve dernek faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması gibi bir düzenleme de veriyoruz. Sosyal medyada terör örgütlerinin propaganda yapması, finansman ve üye sağlama faaliyetleri de önlenecek. Türkiye'de burada daha etkin mücadele etme konusunda bu internet sayfalarının veya hesapların kapatılmasına yönelik daha hızlı adımlar atacak ve bir düzenleme yapmış olacağız bu kanun teklifimizle beraber. Terörizmi finanse edene ağır cezalar geliyor. Değerli izleyiciler bunun üzerinde biraz duralım. AK Parti 43 maddelik bir yasa tasarısını meclise sundu. E, görüşülüp konuşulacak. E, genel kurula gelecek. Ve muhtemelen de AK Parti'nin ve MHP'nin oylarıyla kabul edilecek. Bunda ne var? Şöyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörizmin finansmanı konusunda aldığı bazı kararlar var. E, bu kararlarda yasaklanan füzeler, Balistik füze programları ve diğer faaliyetlerle ilgili organizasyonlara katılanlara e, ya da bu bunlara aykırı hareket edenlere aşağı yukarı 1 ila 5 yıl arasında bir hapis cezası gelecek. Bu birincisi. Bunun dışında e, nükleer faaliyetler, nükleer silah alma gibi e, ya da nükleer silahların geliştirilmesine yönelik katkı sağlanmasına destek verenlere de e, 2 ila 8 yıl arasında hapis cezası gelecek. Bunun da altını çizelim bu arada bu tür eylemlerde bulunursa birileri, onların da Türkiye'deki mal varlıkları, bankadaki para hesapları dondurulabilecek ya da bloke edilebilecek bu yönde böyle bir karar geliyor değerli izleyiciler. Bu arada tabi bu yasayla beraber yani terörizmin finansmanı yasasıyla beraber Türkiye bunu Avrupa Birliği müktesebatına da uygun hale getiriyor. Yani oradaki yasa nasılsa Türkiye'deki yasa da buna uyumlu bir şekilde o hale getiriliyor. Bunu da söylemiş olalım. Bu arada biliyorsunuz belli işte bizde FETÖ vardı. İşte PKK var, DH var, DHKPC var. Bunlara bağlı dernekler olabilir. Mesela dernektir ama FETÖ'ye bağlıdır, PKK'ya bağlıdır. O hemen ortaya çıkmayabilir. insanlarda ama bile bile yani ya da göz göre göre teröre yakın derneklere, kurumlara yardım yapılırsa Bunlara 5 ila ya da bu tür yardım toplayanlara da aşağı yukarı 5 bin ila 100 bin lira arasında ceza kesilecek. Bu ceza oranı daha önce 700 TL TL'ydi değerli izleyiciler. Bu arada affa uğramış olsa bile terörizmin finansmanının önleme hakkında kanun kapsamında yer alan suçlar, mahkum olanlar, derneklerin genel kurul dışındaki organlarında da görev alamayacaklar. Bu arada... İçişleri Bakanlığı'na da bir yetki verildi. Dernekler mülki idare tarafından denetlenebilecek, kapatılabilecek. Yani İçişleri Bakanı terörizmin finansmanına yardım ettiğini görürse ya da bu de bazı derneklerin PKK ile FETÖ ile DHKPC ile işbirliği içerisinde olduğunu görürse bu dernekleri kapatma yetkisi olacak. Bunun da altını bir kez daha çizelim. Şimdi buradan gidelim. Merkez Bankası Başkanı Naci Abal'a. Naci Abal enflasyonu düşürmekte kararlıyız dedi. Merkez Bankası Başkanı Naci Abal 2021 yılı parası ve kur politikası sunumunu gerçekleştirdi. 2023 hedeflerimizde enflasyonu %5'e indirmek var dedi ve bu hedefe bağlıyız diye de ekledi. Hükümetle birlikte belirlenen %5 enflasyon hedefine bağlıyız. Şu anda yakın vadede bizim için 2021 yıl sonu 9.4 tahmin hedefi e, mutlaka e, takip edilmesi gereken ve elde edilmesi gereken bir ara hedef e, niteliğinde. Yıl sonu enflasyon hedefi açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Naci Abal, 2021 Para ve Kur Politikası metninin sunumunu online toplantı ile gerçekleştirdi. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini artıracağını söyledi. Merkez Bankası döviz biriktirme, döviz rezervlerini arttırma ile ilgili bir amaç öngördü. Merkez Bankası'nın döviz rezervi biriktirme amacı ile dalgalı kur rejiminin oluşturduğu kur düzeyi arasında herhangi bir etkileşim olmamasına son derece özen göstereceğiz. Ağbal belirlenen enflasyon hedeflerine yönelik para politikasının daha sıklaştırılacağını açıkladı. Politika duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız. 2021 yılında politika duruşumuzun sıkılığı enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Evet, dün Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal bu yönde bir kararlar aldı. 2021'de izleyecekleri yol haritasında açıklamış oldu ve TL'ye dönüş sinyali verdi. Peki ne dedi? Temel politik aracının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olacağını ve söyledi. Abal'a göre 2021 zor geçecek. Dün onu söyledi. Şöyle söyledi. Uygulanacak politikalar hakkında kısaca bilgi verelim. Dalgalı döviz kuru rejimine devam edilecek. Kurun yönünü belirleme amaçlı alım satım yapılmayacak dendi. Biliyorsunuz 155 milyar dolar neredeyse 1-1,5 yıl boyunca satıldı. Dün Naci Ağbal buna vurgu yaptı. Kuru dengeleyelim diye bu tür satışlar yapılmıştı. Artık alım satım yapılmayacak dendi. Yani döviz 8 lira da olsa, 10 lira da olsa, 5 liraya da düşse bir şekilde artık serbest kurda devam edecek. Rezerv biriktirme için diğer araçlar şeffaf şekilde belirli plan dahilinde uygun koşullarda kullanılacak dedi. Kurlarda ekonomik temellerden kopuk dalgalanma görülürse alış-satış yönlü müdahale olacak. Yani diyelim ki hiçbir şey yok ortada bir anda müdahale edildi. Dolar oldu 9 lira o zaman alım-satım yapacağız dedi. E, Reskon kredi dönüşleri rezervlere katkı vermeye devam edecek. Bu da 2021'de 21 milyar dolar olarak öngörülüyor. Fiyat istikrarı hepimizin ortak amacı olmalı. Merkez Bankası olarak enflasyonu düşürmekte kararlıyız dedi. Biz doğru işler yaptıkça vatandaş da dolardan TL'ye varlıklara dönecek. Ters dolarizasyon işi ise bize düşüyor dedi. Şimdi değerli 2018 yılının Ağustos'unda döviz yükselmeye başladığında o zaman bankalardaki Türklerin yani bizlerin hepimizin Mevduatı 140-150 milyar dolar civarındaydı. Son iki senede, yani 2019-2020'de aslında dövizin artmasının biraz sebebi de vatandaşın döviz alması. Yani Türk parasına güvenmeyip giderek döviz almasıdır. Sayın Naci Abal'ın dediği budur. Biz doğru işler yaparsak millet dolarını, eurosunu satar dedi. O zaman düşünün, şimdi 220 milyar dolar civarında bankalarda hepimizin, dövizi var. Kiminin bin doları, kiminin elli bin doları, kiminin 1 milyon doları var. Buradan çıktıkça rahatlayacağız dedi. O yüzden de hakikaten döviz düşerse millete parasını bozdurur ve döviz belki işte daha aşağılara da düşebilir. düşebilir. %5 enflasyon hedefine bağlıyız dedi. 2023 yılı itibariyle bu hedefi yakalamak için çaba sarf edeceğiz diyerek de ekledi. Bu arada swap işlemlerine devam edilecek. Ancak yıl içinde kademeli azaltılacak. Swap neydi? Yani gidiyorsunuz mesela Türk parası veriyorsunuz, karşılığında dolar alıyorsunuz. Ya da Türk parası verip mesela Katar parası alıyorsunuz. O paraya gidip Londra'da işte belli bir şey vererek ne derler ona işte katkı payı vererek onu dövize çevirtiyorsunuz. Böyle bir plan yapılmış. Bakalım 2021 yılı nasıl geçecek? Tabii pandeminin etkileri aşının işe yarayıp yaramayacağı da görülecek. Çünkü dün ünlü bir restoran zinciri Happy sahibi de bir açıklama yaptı. Böyle giderse dedi yani baharı da göremezse yani ocakta kafeler, restoranlar açılmazsa 2021'in baharında restoran ve kafa, kafelerin %40'ı kapanır dedi. 200 bin civarında Türkiye'de restoran kafe zinciri var. İrli ufaklı olarak değerli izleyiciler. Bakalım inşallah aşı işe yarar ve işler normale döner. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran terörden arınması için Türkiye tarafından gerekli desteğin sağlanacağını söyledi. Bakan Çavuşoğlu'nun gündeminde terör örgütü PKK'nın Irak'taki peşmerge güçlerine düzenlediği saldırılar da vardı. Bu terör örgütünden ülkenin tamamen temizlenmesi için de Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Irak'ın terörle mücadelesine destek vermeye devam edeceğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'le bir araya geldi. Ardından iki bakan kameraların karşısına geçti. Bakan Çavuşoğlu, Irak'ın terör örgütünden temizlenmesini istiyoruz dedi. Bölgenin istikrarı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Irak'ın istikrarı ve refahı hepimiz için önemli. Biz Irak'ın her zaman toprak bütünlüğünü, siyasi bildiğini savunduk. Bundan sonra da savunmaya, desteklemeye devam edeceğiz. Irak'tan tüm terör örgütlerin temizlenmesini arz ediyoruz. Irak'ın bundan sonra da Daesh gibi terör örgütlerine karşı mücadelesini destekleyeceğiz. Bakan Çavuşoğlu konuşmasında terör örgütü YPG PKK'nın Irak'taki peşmerge güçlerine düzenlediği saldırılara da değindi. Son zamanlarda yine PKK terör örgütünün Kuzey Irak'ta Kürtlere saldırdığını, peşmergeye saldırdığını görüyoruz. PKK terör örgütü Kürtleri temsil etmiyor ve PKK terör örgütü herkesten, her şeyden önce Kürtlerin düşmanıdır. Ve kendine biat etmeyen tüm Kürtlere Türkiye'de, Irak'ta ve Suriye'de saldırmaktadır. Bu terör örgütünden ülkenin tamamen temizlenmesi için de Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Irak'taki gelişme böyleydi. Dün de Enzercel Meclisi aslında bir tartışma vardı uzun zamanda bir tartışma var. Tank palet fabrikası Katarlara satıldığı iddiası. Şimdi bunu muhalefet sürekli dile getiriyor. Aslında AK Partilerinde de çıkıp bunu net bir şekilde anlatması lazımdı. Geçen haftalarda Cumhurbaşkanımız Erdoğan anlattı. Ancak dün kameraların karşısına nihayet AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu çıktı. İddiaları anlattı, süreci anlattı ve muhalefetin iddialarının yalan olduğunu söyledi. İhaleye 3 firmanın katıldığını ve en düşük teklif veren firmanın aldığını söyledi. Akbaşoğlu satış yok 25 yıllığına tahsis var dedi. 20 milyarlık tank valet fabrikasını 50 milyon yatırım yapacak diye Katarlılara verdi. Asla ve kata ne fabrikanın, tezgahların bir satışı söz konusu değildir. 50 milyon dolara satıldığıyla ilgili bir takım propagandalar ortaya koymuşlardı. Bunların hiçbirisi doğru değildir, hepsi yalan ve iftiradır. Cumhuriyet Halk Partisi ısrarla tank palet fabrikasının Katarlara satıldığını iddia ediyor. AK Parti ise satış yok, tahsis var diyor. İhale sonucunda alınan 250 yerli ve milli Altay tankının seri üretiminin bu alan tahsis edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tank palet fabrikası Katar'lara satıldı iddiasıyla başlayan tartışma devam ediyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu kameralar karşısına geçti, süreci anlatarak iddiaları tek tek yalanladı. 250 adet tankın üretimi için ihale açtı. 3 firma girmek suretiyle 3,5 milyar Euro'luk teklifiyle BMC bu ihaleyi aldı. Mülkiyeti devlette kalmak şartıyla BMC savunma AŞ ile yapılan protokolle 25 yıl süre buranın işletmesinin kullanma hakkı yönünde deviri yapıldı. Tartışmada CHP'den gelen neden hala tank üretilemedi sorusuna Akbaşoğlu gecikmenin Almanya'dan kaynaklı olduğu cevabını verdi. Nerede tank? Para nerede? Para yok. Araba nerede? Araba yok. Nasıl oldu bu? Kötü sözleşme. Almanya bu süreçte kendi yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Yerine getirmediği için iş gecikiyor. Hukuki hak arama yollarını her türlü yaklaşımı ortaya koyuyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Akbaşoğlu Cumhuriyet Halk Partisine projeleri baltalamayın çağrısı yaptı. Projenin geciktiğini ama rafa kalkmayacağını belirtti. Projelerimizi baltalamak için uğraşmayın, gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz. Hem yerli otomobil TOG'u hem de yerli ve milli Altay tankımızı milletimizin, ordumuzun hizmetine sunacağız. Akbaşoğlu Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararını da eleştirdi. Sizin yaptırım kararlarınız vız gelir, tırıs gider. Evet, tank palet fabrikasına da bir kez daha açıklık getirdi. Ee, Mehmet Emin Bey bir, ne dedi? Çok net bir şekilde e, satılan hiçbir şey yok. 25 yıllık tahsis var dedi. Öylece herhalde bu konuda gündemden düşmüş oldu. Fethullahçı terör örgütünün selam Tevhid kumpasına geçelim şimdi. Dün 90 sanık bu yargılanıyordu. Davada 77 sanıkla ilgili karar verildi. Eski emniyet müdürleri FETÖ'cü teröristler, Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün Ömer Köse'nin aralarında bulunduğu 29 sanık müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Selam tevhid kumpası davasında cezalar belli oldu. 20 kişiye ağırlaştırılmış müebbet, 9 kişiye de müebbet hapis cezası verildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 13'ü tutuklu, 13'ü firari 90 sanığın yargılandığı dava devletin güvenliğine ilişkin bilgiler nedeniyle izleyiciye kapalı yapıldı. Davada eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 77 sanıkla ilgili karar verildi. 20 sanık Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. O sanıklar arasında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Oktay Bulduk, Yurt Atayün, Ömer Köse, Kürşat Durmuş'la eski savcı Gültekin Avcı da yer aldı. Heyet 9 sanığa da müebbet hapis cezası verdi. Sanıklara ayrıca haberleşmenin gizliliğini ihlal, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, suç uydurma suçlarından 40 yıl 32 ay hapis cezası verildi. 7 sanıksa beraat etti. Heyet firari sanıklar FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Emre Uslu'nun da aralarında bulunduğu 13 kişinin dosyalarının ayrılmasına karar verdi. FETÖ'cü sanıkların 2010-2014 yılları arasında sözde Selam Tevhid Terör Örgütü adı altında gizlice yürüttüğü soruşturma FETÖ'nün 17 Aralık darbe girişimi başarısız olunca ortaya çıkarılmıştı. Soruşturmada Türkiye Cumhuriyeti'nin 61. Hükümeti, Milli İstihbarat Teşkilatı, TRT, YÖK gibi birçok kurum, kuruluş, vakıf ve derneğin hedef alındığı tespit edilmişti. FETÖ'cülerin binlerce insanı kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarını dinlediği belirlenmişti. Evet, Selam Tevhid dosyası önemli bir dosyaydı. Detaylarına sonradan da değineceğiz ama kısaca değinelim. FETÖ üyesi sanıklarca 2010-14 yılları arasında sözde Selam Tevhid Kudüs Ordusu terör örgütü adı altında gizlice yürütülen soruşturmaydı. Bu soruşturmayı herkesi dahil edip telefonlarını dinlediler. Binlerce insanın, gazeteci, yazar, akademisyen, kamu görevlisi ya da FETÖ kimi hedefe koymak istiyorsa onların hepsinin telefonlarını dinlemişlerdi. Bunları yapanlar da Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atay'ın, Ömer Köse, İsmail Yalnız, Muhammed Yasin Akyar, Mehmet Kuru gibi, Gültekin Avcı gibi, polis, polis eskisi, savcı bir sürü isim vardı. Bunların hepsine 77'sine ceza verildi. 17 sanın dosyası ayrıldı. Fethullah Gülen gibi, Emre Uslu gibi teröristler yurt dışında olduğu için onların dosyaları ayrılmış oldu değerli izleyiciler. Ama geldikleri zaman da bu cezaların hepsini artık çekmiş olacaklar. Şimdi e, Türkiye Gazetesi'nin manşetiyle devam edelim. E, Türkiye Gazetesi'nde de bugün önemli konulara değiniliyor. Gördüğünüz gibi e, en üstte e, polisimiz emin ellerde, Arna Arnavutluk Başbakanı. Polisin bir genci vurmasıyla Arnavutluk sokakları karıştı. Olaylarda gözünden yaralanan bir polis Türkiye'ye gönderildi. E, Başbakan Edi Rama da uğurlama fotoğrafıyla tedavi olup gelecek mesajını verdi. Financial Times yılın kişileri olarak iki Türk'ü seçti. Kimi bu? Bayon Tekin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci. Fenerbahçe dün Karacabey'i 1-0 yendi ve son 16'ya kaldı. O da Türkiye Gazetesi'nin manşetinde. Esnaf protokole takıldı, emekli olmak istiyoruz. Bağkur'un feryadı. Prim borcu yapılandırıp emekli olmak isteyen Bağkurlu, SGK ile kamu bankalar arasında protokol imzalanmadığı için kredi çekemiyor diyor. Böyle bir haber var. Bağkur'lar da, yani prim borcu olanlar kredi çekerek, Borçlarını kapatıyorlardı. Kamu bankalarının böyle bir iş yapması gerekiyor. Amerika'nın yaptırım kararı için bu nasıl müttefiklik diyen Erdoğan yolumuzdan dönmeyiz riski çekti. Ee, yeni kapılar açılacaktır dedi. Bahçeli de silahı kimden alacağımızı Amerika'ya soracak değiliz diye de ekledi. Merkezden keskin dönüş, dönüş para politikası kökten değişiyor. Dövizdeki çıkışı önlemek için alım ya da satış yapılmayacak dedi. E, Naci Abal dün bu yönde e, açıklamalarda bulundu. Biraz önce detaylarını verdik. Yunan kalan parayı silah gömecek. Değerli izleyiciler, 2021 savunma bütçesini Yunanistan 5 kat artırdı. 2,5 milyar avroya çıkarmış. 500 milyon avrodan 2,5 milyar avroya e, sırf Türkiye'den, Türkiye korkusundan e, silaha bu kadar para harcıyorlar. Bu arada aşılarla ilgili bir haber var. Aşıya güven artıyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca ve e, Profesör Doktor Aziz Sancar gibi ünlülerin e, biz Covid aşısı olacağız demesiyle tereddütte olan birçok kişi de aşı olacağını söyledi. E, sağlık personeli büyük bir özveriyle çalışıyor. Henüz bebeğini göremedi diyor. O, artan Covid-19 vakalarıyla e, e, ilgilendiği için e, Doktor Burak Koyutürk bir ay önce doğan bebeğini daha henüz görmemiş değerli izleyiciler. E, hakikaten sağlık çalışanlarına Allah yardımcısı olsun. İranlı muhalif Çağab'ın son görüntüsü İsveç'te yaşayan İran'ın rejim muhalifi Habib Çağab suç örgütü elebaşı izinde gibi adamları tarafından Türkiye üzerinden İran'a kaçırılmıştı. İstanbul'daki son görüntüleri de ortaya çıkmış oldu değerli izleyiciler. Bu arada anaokulu Diyarbakır'da HDP önünde evlat nöbet tutan Esmer Koç, kardeşi için orada olan Aysun Adıyaman'dan okuma yazma öğreniyor dedi. Değerli izleyiciler gördüğünüz gibi. Şimdi bir araya gidelim. 10 dakika aramız var. 7.45'te burada olacağız. Dünyadan, Türkiye'den gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Günaydın değerli izleyiciler. Cem ile Günaydın Türkiye'nin ikinci bölümündeyiz. Yine Türkiye'den, dünyadan önemli haberleri vereceğiz. Dün Başkan Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'nin, Amerika'nın S-400'leri aldığımız için bize uyguladığı yaptırımlara sert cevaplar verdiler. Yeni yol haritamızı çizeriz dediler. Geçmişte olduğu gibi bu tür yaptırımlar bizim için bir fırsat, yeni şans olarak görüyoruz. Geçmişte nasıl 74 ambargosundan sonra roket Roketsan'ı, sanı kurduysak şimdi de benzer atılımları yapabiliriz diye açıklama yaptılar. Bu yönde açıklamalar geldi devletimizin en tepesindeki isimlerden. Merkez Bankası Başkanı Naci Abal'da para politikaları ile ilgili dün bir açıklama yaptı. Enflasyonu %5 yüzde %5'e indirmek için elimizden geleni yapacağız dedi. Bu arada geçmiş dönemlerde yapılan kuru düzenlemek için alım-satım işlerine girilmeyeceğini söyledi. Swap işlemleri yani Türk Lirası'nın başka bir para birimiyle değişerek alım-satım yapılmasını da gerekmedikçe uygulanmayacağını söyledi. Gene yapılacak dedi ama yani gerektiği ölçüde olacağı da söylendi. Bu arada geçmiş dönemlerde bu tür dövizi denge tutmak için Merkez Bankası rezervlerinden satış yapılmıştı. Ona artık girilmeyeceğinin altını çizmiş oldu değerli izleyiciler. E, Naci Abal. E, dün e, Irak'tan yetkililer vardı. E, Mevlüt Çavuşoğlu da özellikle bu peşmergelerin yapılan saldırılar ve Kuzey Irak'taki e, PKK yapılanması ile ilgili görüşmelerde bildir görüşlerde bulundu. Bu arada Tevrim finansmanı yasasında yeni bir taslak hazırlandı. 43 maddelik bir taslak. Bundan sonra terörle bağlantılı yerlere, bağlan para yardımında bulunanlar, destek olanlara ağır cezalar, yaptırımlar geliyor. Ya da belirli silahların alımında yardımcı olanlar, kaynak sağlayanlara da ağır yaptırımlar gelecek. Avrupa Birliği müktesebatıyla uyumlu bir yasa bu, terörün finansmanı yasası. Bizde vardı, içeriği biraz daha genişletilmiş oldu değerli izleyiciler. Zaten FETÖ'cülerin, PKK'ların mallarına el konulurken ya da, Onlarla ilgili işlem yapılırken bu terörün finansmanı yasası ciddi bir şekilde kullanıldı. Onun da altını buradan e, bir kez daha çizmiş olalım. E, Yunanistan da bu arada bütçesini 5 kat artırdı. Yani 500 milyon avroluk yıllık sanayi savunma harcaması olan Yunanistan harcamalarını 2,5 milyar avroya çıkardı. Türkiye korkusundan değerli izleyiciler böyle bir değişikliğe e, gitti e, Yunanistan. FETÖ'cülerin en büyük kumpaslarından biriydi. Selam Tevhid Örgütü davası, sözde Selam Tevhid Örgütü davası. Bunu yapan polislere 77 sanığa ceza yağdı. Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Ömer, e Ömer Köse gibi e FETÖ'nün polis şeflerine büyük cezalar geldi. Bu arada e 13 sanığın dosyası ayrıldı. Emre Uslu gibi Fethullah gibi teröristlerin dosyaları ayrıldı ama onlar da neticede Türkiye'ye gelirlerse veya uluslararası hukukla Türkiye'ye getirilirlerse bu cezaları çekecekler ve tabii ki YouTube ona diyelim gördüğünüz gibi sosyal medya tasarısı işe yaradı. Gelip Türkiye'de artık temsilcilik açacaklar, bize vergi ödeyecekler. Tabii darısı diğerlerinin başına. Şimdi YouTube, Facebook bunlar birbiriyle bağlantılı şirketler. Hepsi artık bunu yapmak zorunda kalacaklar değerli izleyiciler. Şimdi Covid haberleriyle yine bir başlayalım bu bültenimize. Aşı meselesi de yine gündemde. Covid meselesi de gündemde. Ee, Türkiye'de salgının seyrindeki tırmanış devam ediyor. Rakamlar maalesef düşmüyor. Yani iyi haber verelim diyoruz ama iyi haber verecek tablo da önümüze henüz gelmedi. Ee, Sağlık Bakanımız elinden geleni yapıyor Sayın Fahrettin Koca. Dün son 24 saatin verilerini paylaştı. 240 vatandaşımızla vefat etti maalesef ve 29.718 yeni vaka var. Bugün vefat eden, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı... Tedbirler artsa da korona durdurulamıyor. Vakalara ve kayıtlara yenileri ekleniyor. Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs verilerini paylaştı. Bir kez daha en yüksek can kaybı kaydedildi. 240 vatandaşımız da virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 29.718 yeni vaka tespit edildi. Yoğun bakım doluluk oranı %73,7 olarak kaydedilirken toplam vefat sayımız 17.121'e yükseldi. Verilerin paylaşılmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan açıklama yaptı. Koca, "Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu." dedi. "Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım." ifadesini kullandı. Evet değerli izleyiciler şimdi tablomuza bir bakalım. 2 gün önce 15 Aralık'ta 206.190 testten 32.102 vatandaşımız Covid olmuştu. Bunların 5.105'i e hastaydı. Diğerleri semptom göstermeyen kişiler. Vefat 235 kişi gördüğünüz gibi. Dünkü tabloya ve genel tabloya bakalım. Bunu her gün veriyoruz. 16 Aralık 2020 çarşambanın tablosuydu bu. 205.397 test yapıldı. 29.718 e, vaka var. Gene yüksek yani 30 bine yakın. 4893 hasta var. 240 vatandaşımız hayatını kaybetti. 29.922 kişi iyileşti. Gördüğünüz gibi 21.695.592 genel test yapılmış. 21-22 milyon civarı ve vaka sayısı 1.928.000. 2 milyona dayanmış. Vefat sayısı da 17.121. Ağır hasta sayısı İyileşenler de 1 milyon 691 bin civarında. E, yatak doluluk oranı %55. Yoğun bakım dolluk oranı yetişkinlerde %73 oranında. Ventilatör kullanımı da %41 civarında. Rakamlar yüksek. Gördüğünüz gibi düşmüyor. Bunun düşmesi lazım ama e, bu karantina tedbirleri işe yarayacak mı onu işte geçen hafta uygulandı. Belki önümüzdeki hafta görürüz. Şimdi yarından itibaren gene akşam 9 e, Cuma gününden bahsediyorum. Pazartesi sabah 5'e kadar yasaklar devam edecek ama e, hala vakalar Türkiye'nin birçok yerinde de artmaya devam ediyor. Maalesef insanımızın önemli bir kısmı kurallara uyuyor ama uymayanlar da var. Gördüğünüz işte Aslı Tamdoğan oyuncu e, babası e, bir şekilde babası vefat etmişti Covid'den dolayı. Ve kendisi de e, dün Covid'e yakalandığını açıkladı. İşte halay çekenler. İki tane evi birleştirip halay çekenler var. İşte gene evlerde gün yapacağım diye bir araya gelenler var. Lüks mekanlarda toplanıp gene kumar oynayanlar var. Hepsi var. Ama ne yazık ki gördüğünüz gibi vakalar düşmüyor. Hala bu işin ciddiyetini anlayamayanlar var. Aşıların işe yarayacağını umuyoruz. E, çünkü aşılar eğer işe yararsa hayatın Mart-Nisan gibi normale döneceğini düşünüyoruz. Daha doğrusu normale dönmeye başlayacağını düşünüyoruz. Eee yeme içme sektörü, turizm sektörü ve ona bağlı birçok sektör zor durumda olduğunu bir kere daha altını çizelim. Dün bilim kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı. Alternatif aşı temin ilişkin görüşmeler devam ediyor dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bu açıklamalarını da Twitter'daki adresinden paylaştı. Bakan Koca dedi ki, hem tedbirlerin uygulanması hem de sonuçların takibi yönünde yoğun bir gayret gösteriyoruz dedi. Alternatif aşı teminine ilişkinde bilgi paylaştı. E, bu temin için görüşmeler devam ediyor dedi. Kimle? İşte Pfizer'la, Moderna ile ve diğerleriyle. Bakan Koca bu arada sağlık çalışanlarına bir daha teşekkür etti. Dünyada dünyaya örnek bir aşılama kampanyası yapacağımıza inanıyoruz diye de eklemiş oldu. Evet değerli zevkiler, gördüğünüz gibi aşı meselesi de evimize duruyor ee, ama dünyadaki tabloya baktığımız zaman bazı şeylerin çok da e, iyiye gitmediğini gör, e, görüyoruz bakın bugün size tabloyu vereyim toplam vaka Amerika'da 17 milyon 143 bin Hindistan'da 9 milyon 900 bin Brezilya'da 6 milyon 900 bin e, Rusya'da 2 milyon 700 bin Fransa'da 2 milyon 300 bin ve Türkiye'de demin gördüğünüz 1 milyon 929 bin oldu dünyada 6.yiz. Yeni vaka sıralamasında Amerika ve Brezilya'nın üzerindeyiz. 32 bin, 30 bin civarında. Bize en yakın Almanya. 21 bin, İngiltere 18 bin. Ama onu şöyle söyleyeyim. Bunlar hemen hemen tam kapatma yaptılar. O açıdan vakaların düşmesi normal ki. Bu tam kapatmaya rağmen 21 bin civarında vakan olması gene yüksek değerli izleyiciler. Dün onu yarın göstereceğiz. Bir arkadaşımız Almanya'da. O da hemşire olarak çalışıyor. Göndermiş. Artık evlerde testler, yani doktorlar gelip evlerde test yapıyor veya sağlık çalışanları. Öyle söyleyelim. Almanya'da e, hatta bir görüntü var. Belki hazırlayabilirsek onu da veririz. İşte bir hamile kadın, bir de yaşlı kadın var. Doktorlar tercih yapıyor Almanya'da. İzliyorlar bu solunum cihazını. En iyisi bebeği olan hamile kadına verelim. O daha genç. Yaşlıya bir şey yapılmıyor. O hani ölecekse o ölsün diye. Yani neredeyse yani bu eskiden ülkelerden geçerken soğuk savaş zamanında bizim hatırlarsınız Bulgaristan gelen Türkler de vardı böyle. İşte iki kişi gidiyordu ya oğlunu ya kızını seç diyorlardı. Onun gibi bir durum oldu bu da yani ya hamile kadın ya yaşlı kadın diye tercihler yapılıyor. Ve zor bir süreç olduğunu bir kez daha görmek lazım değerli izleyiciler. Hakikaten restoranlar diğer sektörler çok zorluk çekiyor. Bütün dünyada böyle. Sadece bize ait bir şey değil. Önceki gün İngiltere'deki örneği de size söylemiştik değerli izleyiciler. Sağlık Bakanlığı COVID geçiren hastaların sağlık durumlarının kontrol ve takibi için COVID-19 takip merkezlerini hayata geçirmeye başladı. Bu çerçevede Ankara'da COVID-19 takip merkezi 1 Aralık itibariyle hasta kabulüne başladı. O merkezin detaylarını beraber bir görelim. Türkiye'de bugüne kadar 1,5 milyondan fazla kişi koronavirüsü atlattı hastalıktan kurtuldular ama vücutlarında virüsün kalıcı bir hasar bırakıp bırakmadığı bilinmiyor. İşte bu durumu kontrol ve takip edebilmek için yeni bir adım atıldı. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. İşte bu kapsamda COVID-19 takip merkezleri kuruldu. Bu merkezlerde koronayı geçiren vatandaşlar tam iki yıl boyunca takip edilecek. Sağlık durumlarına bakılacak ve gönüllülük esasına dayanarak bu merkezler çalışacak. Ayrıca bu merkezlerde herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Bir Aralık 2020 tarihinden itibaren merkezlerimizde hasta kabulüne başladık. Şu ana kadar da 19 sayısındayız. 19 hastamızı görmüş bulunuyoruz. Koronavirüsü atlatan kişilerde virüsün ne gibi etkiler bıraktığının tespit edilebilmesi için bu merkezler büyük önem taşıyor. Amacımız COVID-19 geçirmiş olan hastaların uzun dönemde ortaya çıkabilecek olası komplikasyonların neler olduğunu bulmak. Bu komplikasyonlara erken müdahale etmek ve bununla ilgili de Sağlık Bakanlığımız bünyesinde Hizmet e, politikaları oluşturmak amaçlanmış durumda. E, şu ana kadarki tablomuzda da bu yolda ilerliyoruz. Merkezler tamamen gönüllülük esasına göre davet usulüyle çalışıyor. Ayrıca merkezlerde yapılan işlemler için de herhangi bir ücret talep edilmiyor. Tamamen gönüllülük esasına dayalı hastaları biz arıyoruz, kabul ederlerse merkezimizde randevu açıyoruz. Onlara uygun olan saatlerde, uygun oldukları şekilde randevu oluşturup onları davet ediyoruz. Covid-19 takip merkezine gelen vatandaşların ilk önce uzman hekimler tarafından şikayetleri dinleniyor. Ardından muayene süreci başlıyor. İlk gelen hastalarımızda kapsamlı bir sorgulama ve fizik muayene kısmı var. Yaklaşık bir buçuk saati buluyor. Daha sonrasında kendilerinden çeşitli tetkikler istiyoruz. Kan, biyokimyasal değerler, gerekli olan EKG gibi. Bunlar da hastanın şikayetlerinde veya yapılan tetkiklerde herhangi bir şey saptarsak ilgili branş uzmanına yönlendiriyoruz. Buradan aradılar. Gönüllü olarak geldim. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, görme bozukluğu. Şu anki sıkıntılarım bunlar. Komplikasyonlar en az 2 yıl boyunca takip edilecek. Olası sağlık sorunlarına erken müdahale edilecek. Bu hastaları yaklaşık olarak 2 yıl boyunca takip etmeyi planlıyoruz. 2 yılda 7 kez hastalarımız herhangi bir başka sıkıntı olmazsa rutin takibimizde olacaklar. Merkezlerin kısa sürede 24 ilde bulunan sağlık merkezlerinde daha sonra ise tüm ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Almanya'ya gidelim değerli izleyiciler. Almanya'yı koronavirüs konusunda da ağır geçen ülkelerden bir tanesi. Ülke şimdiye kadarki en yüksek can kaybıyla karşı karşıya kaldı. Günlük ölü sayısı 952'ye yükseldi. Bini zorluyor. Salgının başından beri kaydedilen en yüksek rakam bu oldu. Çok sıkı tedbirlere rağmen Almanya'da da rakamlar 20 binin altına düşmüyor. Almanya'da koronavirüs vakaları gün geçtikçe arttı, yeni önlemler alındı. Yapılan son güncellemelere göre ülkede 24 saatte 27.728 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1.379.238'e yükseldi. Açıklanan son can kaybı sayısı günlük 952'yi bulunca salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı olarak kaydedildi. Toplam can kaybı da 23.427'yi buldu. Başbakan Angela Merkel'le eyalet başkanlarının aldığı yeni kısıtlayıcı tedbirler yürürlüğe girdi. 5 kişiyi geçmeyecek şekilde en fazla 2 hanenin bir araya gelmesine, temel ihtiyaç malzemelerinin satıldığı işyerleri dışında tüm mağazaların kapalı tutulmasına, okul ve kreşlerin kapatılmasına karar verildi. Benzin istasyonları, oto tamircileri, eczaneler, optikler, bankalar açık kalacak işyerleri arasında yerini aldı. Dünya genelinde koronavirüs can almaya devam etti. Tüm dünyada toplam vaka sayısı 73 milyon 936 bin 447 olurken can kaybı sayısı ise 1 milyon 644 bin 742'yi buldu. Değerli izleyiciler şimdi dünyadaki tablo da maalesef hiç iyiye gitmiyor. Ee, bir kere önce şunu söyleyelim yani birazdan dünya çapında gerçekleştirilen Covid kısıtlamalarından dolayı protestolar var. Bunun birinci sebebi şu. Bir kere ekonomi. Yani insanlar dünyanın her yerinde işsiz kaldı. Restoranlar, her yerler, oteller kapatıldı. Çiftçiler de zor durumda. Ödenekler yetişmiyor devletlerde. Biz şimdi genelde hep Amerika'ya, Avrupa'ya ve kendi ülkemize, kendi periferimize bakıyoruz. Halbuki dünyada 7 milyar insan yaşıyor ve bu insanların bir kısmı Asya'da ağırlıklı yarısı zaten Asya'da yaşıyor. E, aşağı yukarı 1 milyar insan da Latin Amerika'da. Yani Brezilya, Arjantin, Şili, Paraguay, buralarda Kolombiya buralarda yaşıyor. E, ve buralarda çok fazla test yapılmıyor. Zaten orada şey işte Brezilya ya yoksulluğun en yüksek olduğu ülkelerden biri. Milli geliri büyük ama nüfusuna oranla fakir bir ülke sayılır milli geliri dağıttığınız zaman. Arjantin keza e, bir Dünya Bankası'ndan ve IMF'den aldığı borçlarla ayakta kalıyor. Orada biraz Şili'nin durumu daha iyi. Kolombiya'da da insanlar sürekli gösteri yapıyor. Sokağa çıkamazsak gündelik yemeğimizi çıkaramayız diyor. Çünkü dünyanın birçok yerinde insanlar günlük yemeklerini dışarıda buluyorlardı. Böyle gösteriler vardı. Şimdi bununla ilgili konuşmaya devam edeceğiz ama bu dünya çapında Covid kısıtlamaları yönelik protestolara bir bakalım. Bunlar da dünyanın başka yerlerinde var. Mesela Ukrayna'da ve Fransa'da ve pandemi nedeniyle gelen kısıtlamalara karşı çıktı insanlar sokaklara döküldüler. Protestoların ardı arkası kesilmedi. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle yollara döküldüler. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de eylemciler sokaklarda buluştu. Yeni karantina kurallarına ve şirketlerin yazar kasa kullanımına geçiş zorunluluğuna karşı devam eden gösterilerde tansiyon yükseldi. Çıkan olaylarda 40 polisin yaralandığı kaydedildi. Paris'te eylemciler Fransız hükümetinin koronavirüsle mücadelesinde müze, tiyatro ve sinema salonlarının kapatılması kararına eğlence sektörünün temsilcileri karşı çıktı. Pandemi sürecinde yaşadıkları zorluklarla ilgili seslerini duyurmaya çalıştılar. Eylemciler Covid-19 hastaları hastanede ölürken hükümet bizleri de evlerimizde ölüme terk etti sloganları attı. Diğer yandan Fransa'nın Nantes kentinde Cumhurbaşkanı Macron'a ve izlediği politikalara artık yeter denmesi gerektiği vurgulandı. Tepkilere yol açan güvenlik yasa tasarısına karşı eylemler hızla devam etti. Evet bir paradoks durum var ortada gördüğünüz gibi. Niye paradoks bir durum var? Çünkü bir yandan hayatını geçindirmek için, çoluk çocuğuna bakmak için sokaklara çıkıp protesto ediyor insanlar. Çalışamıyoruz, işsiz kalıyoruz diye. Hakikaten böyle bir durum var. Bunu da anlamak lazım değerli izleyiciler. Şimdi zor bir dönem bu. Yani sadece vatandaşlar için değil, ülkeleri yöneten devlet başkanları, başbakanlar, cumhurbaşkanları için değil. Bakın şimdi dünyadaki rakamları bir verelim. Niye zor diye. Dünya üzerinde 74 milyon civarında vaka var bu yüksek bir rakam. Yani hani 7 milyon insanın yaşadığı yerde aşağı yukarı %1'e denk geliyor ama 74 milyon 186 bin kişi şu an COVID'e yakalandı ve 1 milyon 648 bin kişi öldü. Bu alınan tedbirlerle sayesinde böyle olduğu görülüyor. İşte en çok vakanın olduğu yer Amerika Birleşik Devletleri 17 milyon civarında. Hindistan 9,5-10 milyona geldi. Brezilya 7 milyon. Rusya 2 milyon 700 bin işte Fransa, Türkiye gördüğünüz gibi biz vakalarda maşallah İtalya'yı, İspanya'yı artık geçmiş olduk toplam vakada değerli izleyiciler. Meksika'da, Peru'da da vakalar yüksek. Şimdi Covid çıktığında ilk ne demişlerdi hatırlayın? Ya bu Covid sıcakta yayılmaz. İnsanlar yani insanlar ölür diye. Şimdi biz kuzey yarımküredeyiz, Güney yarım, şu an bizde kış. Güney yarımkürede yaz. İşte Kolombiya, Arjantin, Brezilya ama Brezilya'da her gün vakalar dünyada ikinci sıralara. Gördüğünüz gibi bakın hatta e, genel tabloyu size e, söylediğim zaman bir tekrar söyleyeyim. Dünkü tabloda e, Brezilya dünyada ikinci 44 bin yeni vakayla. E, sımsıcak ülke. Güney Yarımkürede şu an sıcaklar var. Peru 33 milyon nüfusu var. İlk on, onun içinde vaka sayısında. Kolombiya, Paraguay, Arjantin diğerleri de öyle. Demek ki bu çok net bir şekilde sıcağın virüsle bir alakası olmadığını ortaya koyuyor. Bir diğer konu, Asya'da ve fakir ülkelerde yeteri kadar test kiti olmadığı için ne kadar test yapıldığı bilinmiyor. Dün ben mesela buraya gelmeden gece Amerika'nın CNN kanalına, MSNBC kanallarına baktım. Afrika'da mesela şöyle düşünün, bizde 83 milyon, 200 bin yapılıyor oranlama olarak söylüyorum. Oralarda 10 bin tane bile yapılmıyor yani yani 100 milyonluk bir ülkede 10 bin tane bile testin yapılmadığı yerler var kaç kişi Covid'den ölüyor kaç kişi covid iyileşiyor bu belirsiz aynı şekilde yine test sayısı mesela Hindistan Çin buralar nüfusun kalabalık olduğu yerler yapılan test kiti kadar vaka biliniyor. Halbuki test vakalar daha ağır olabilir yani vakalara ülke 5 milyon der ama aslında atıyoruz vakalar 15 milyon olabilir. Çünkü kimi hissetmeden geçiriyor. Test kitleri yapılmıyor. E, yeteri kadar yok çünkü o bilinmiyor. Aşılama da aynı şekilde. Bunun durması için dünyanın en az %60'ının aşılanması gerekiyor. İngiltere başladı. Kanada başladı. şimdi i̇şte Amerika'da yavaş yavaş vurulmaya başlandı. Bizde başlayacak. Diğer Avrupa ülkelerinde de ağır ağır herkes aşıları temin etti. Vurmaya başlayacak. Etkilerini Ocak ayında, Ocağın sonu gibi daha iyi göreceğiz ne kadar etki edip etmediğini. Ha bu arada e, tabii yoksulluk, fakirlik de bir yandan aldı. Sadece bize ait bir şey değil. Bakın İtalya'da bunlar demagoji olarak söylenmiyor. Her ülke, herkes kendi derdini düşünür haklı olarak. Ama İtalya, İspanya, Latin Amerika, Asya ülkelerinde de çok ciddi sıkıntı var. Hele hele turistik yerlerde zaten restoranlarla, yeme içmeyle, giyim kuşamla ayakta duran yerler iflas etme noktasına geldi. İşte İtalyan gazeteleri biz takip ediyoruz. Yeme içmenin, giyim kuşamın merkezi. İtalya, İspanya bu tür yerler. Ve şu an hakikaten can çekişiyorlar ama bu restoranlar ve diğer yerler benzer sıkıntıyı bizde de çekiyor. Nitekim zaten halk Ukrayna'da, Fransa'da bu kısıtlamalara diyor ki işte gerek yok. Ama şöyle bir şey de var. Eğer bu kısıtlamalar olmasa, bunlar yapılmasa bu defa, sağlık sektörü çökebilir. Niye? İnsanlar daha çok vaka olur, daha çok ağır acillik durumu olur. O yüzden ne aciller ne hastaneler bu duruma yetişemez. Yani atıyorum bir hastaneler 500 bin kişiye bakabilecekken 700 bin, 800 bin kişi gelirse o sistem çöker. Sağlık sistemi çöktüğü zaman da çok başka sıkıntılar çıkar. O yüzden de devletlerin hepsi bu tür kapatmayı, karantinayı daha uygun görüyorlar. Bunu da söylemek lazım. Nitekim bugün bakın Happy Moons Biliyorsunuz bir kafe, restoran zinciri. Onun sahibinin bugün bütün gazetelerde bir açıklaması var. E, Hüseyin Ay Mutlu diye. Happy Munsun Grup Başkanı. Pandemi kısıtlamalarıyla kepenk gidirme noktasına geldik diyor. Kafeler krizden çıkmanın yollarını arıyor diyor. Bakın Mart'ın ortasından beri hakikaten restoranlar çok can çekişti. Bir ara 3 ay Haziran Temmuz, Haziran Temmuz Ağustos'ta açıldı ama sonra bir daha kapanma noktasına geldiler. Ee, sadece gelal ve online servislerle ayakta kalmadığı duruyor. Paket servis diyorlar, cironun yüzde ikisi üçünü anca yüzde onu olsun diyor. Doğru. Yani bir örnek bir restoran ayda 200 bin lira ciro yapıyorsa paket servisle bunun ancak 20 bin lirasını yapabilir. O da nedir? Şey i̇şte kiraya yeter mi, faturaya yeter mi ya da elemanları çıkarmak zorundalar. Elbette bu kısa çalışma ödeneğiyle çalışanların bir kısmının maaşını devlet veriyor ama ee, bir şekilde yetmediği de e, görülüyor. Mesela Ay Mutlu şöyle söylemiş. Şubelerimizin her birinde günlük paket cirosu 1000-1500 TL. 4 kişi çalıştırıyoruz diyor. Paketin bize pozitif herhangi bir katkısı yok. Hatta mal sahibi işletmeniz açık. Paket servisi yapıyorsunuz. Kazanımınız var diyerek kirayı hiç indirmemeye çalışıyor. E, paket servisi ciro içindeki payı %2'yi %3'ü geçmez diyor. Devamı var. Cadde ve avm'lerde 100 bin liranın altında kira ödeyemiyoruz. Devletten beklentimiz maddi yardım değil diyor. Mal sahipleriyle bir orta yol bulunması konusu daha önemli. Bir de böyle bir şey var. Şimdi hakikaten şimdi restoran kapalı adamdan şimdi nasıl kira isteyeceksin? Yani adam zaten dükkanı kapalı, iş yapamıyor. E zaten paket servis olunca da Hüseyin Aymutlu'nun dediği gibi getir ver. Bak iş yapıyorsun diyor. O da kötü bir durum ama bu arada şöyle bir şey de var. Sadece kirayla da geçinen insanlar var. Yani kira geliriyle hayatını idame ettiren insanlar var. Böyle bir kısır döngü bu. Yani birbirine bağlı domino taşları etkisi yapacak bir sektör. O açıdan dakikaten e, umarız bu aşılar işe yarar. Yoksa yaza kadar sürerse zaten bir sürü kişi... bir sürü kişi işini kaybettiği gibi bir sürü dükkan da kapanır. Hüseyin Ay mutlu bir bilgi daha vermiş. İnsanların hepsi diyor çalışanlarımız memleketlerine döndü. Adam Giresun'a, Malatya'ya, Kocaeli'ye, Elazığ'a, Edirne'ye yani memleketi nereyse oraya geri döndü çünkü anne babasının evi var en azından orada rahat ederim diyor. E böyle bir sıkıntı olduğunu da hep beraber görelim. E görüyoruz. Devlet elinden geleni yapıyor e ama hayatın normale dönmesi için ticaretin normal seyirde işlemesi lazım. Bu biraz daha zaman alacak gibi görünüyor değerli izleyiciler. Evet, Uluslararası İngiliz Financial Times gazetesi yılın kişisini seçti. Kimi seçti? Türk bilim insanlarını, Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Biontech'in kurucuları ve aşıyı bulan, COVID-19 aşısını bulan bu iki isim Financial Times tarafından yılın kişisi oldular. Financial Times, koronavirüs aşısını bir yıldan daha kısa bir sürede geliştirdikleri için Özlem Türeci ve Uğur Şahin'i yılın kişisi olarak onore etti. Uluslararası İş Gazetesi başarılı çiftten şu sözlerle bahsetti. BioNTech'in kurucu ortakları geçtiğimiz hafta dünyanın dört bir yanından evrak işleriyle boğuşurken 90 yaşındaki Margaret Keenan'ın Birleşik Krallık'ta aşı yapılan ilk hasta olduğu televizyon görüntülerini kaçırdılar. Çift o anlardan arkadaşları ve meslektaşlardan gelen mesajlar yoluyla haberdar oldu. Doktor Şahin yaptığı açıklamada 6 ülkedeki klinik çalışmalarda 22 binden fazla kişiye aşılarının uygulandığını görmesine rağmen insanların testler dışında gerçekten ilk kez aşılandığını görmek çok farklı ifadelerini kullandı. Covid'le mücadelede son alınan önlemler bir miktarda olsa olumlu olmaya başladı. Büyük şehirlerdeki yoğun bakımlar %20 oranında rahatladı. Hastaneye başvuruların sayısı ise %40 azaldı. Hastanelerin yoğun bakım servislerinden olumlu haberler gelmeye başladı. Büyük kentlerdeki yoğun bakımlar %20 oranında boşaldı. Hastaneye başvuranların sayısındaysa %40 gerileme görüldü. Koronavirüse mücadele kapsamında bir dizi tedbir hayata geçirildi. O tedbirler yavaş yavaş sonuç vermeye başladı. Yoğun bakımlardaki rahatlamanın yanı sıra koronavirüs testlerinde pozitif çıkma oranı da son birkaç gün içerisinde %20'den %15'e düştü. Öte yandan uzmanlar pandeminin Ocak ayının ikinci yarısında hafifleyeceği, Şubat ayının sonunda da belirgin bir rahatlama sağlanacağı öngörüsünde bulunuyor. Bu sürece aşının büyük katkısı olması bekleniyor. İlk 10 milyon dozdan sonra Ocak ayında 20, Şubat ayında da 20 milyon olmak üzere toplam 50 milyon doz aşı alınması planlanıyor. Bu rakam Şubat-Mart ayına kadar 25 milyonun aşılanması anlamına geliyor. Virüste mücadelede aşıyı tercih etme oranı da başarı için belirleyici olacak. Ayrıca hafta başında yapılan kabine toplantısında yılbaşı için 4 gece 3 günlük sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Uzmanlar bu sürenin tatil amaçlı kullanılmasının büyük otel veya kayak merkezi gibi kalabalık ortamlara gidilmesinin pandemide beklenen başarıyı tersine çevirebileceğini düşünüyor. Covid ile ilgili yine dünya çapından bazı haberler verelim değerli izleyiciler. Genel olarak ne dönüyor ne bitiyor bir görelim yani sadece biz mi böyleyiz dünya ne durumda onu da bilmekte fayda var. Ee, önce Fransa'dan başlayalım. Fransa'da yıl sokaklar yasaklandı. Biliyorsunuz ülke genelinde akşam 21 sabah 7 arasında sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Noel gecesi için bu sadece Noel gecesi için birkaç saatliğine e, kaldırılacak başında ise yani 31 Aralık'ta sokağa çıkma uygulaması e, devam edecek. İspanya, Fransa'da alınan karar bu. E, tabii bu Noel Avrupa'nın biliyorsunuz Avrupa için önemli. Üçüncü dalga korkusu var. Çünkü havalar biraz daha soğuyacak özellikle Ocak ayı itibariyle. O anlamda da onu frenlemek için yasakları devam ettiriyorlar. Almanya'da demin söylemiştik son 24 saatte 952 kişi hayatını kaybetti. 21 bin civarında vaka var orada da yasaklar devam ediyor. Diyorsun okulları kapattılar, anaokullarını kapattılar. Çare bulamadılar çünkü. Danimarka'da Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen e, ülkenin 25 Aralık'tan 3 Ocak'a kadar kapanacağını duyurdu. Yani aşağı yukarı bir 10 gün ülkeyi kapatacak değerli izleyiciler. AVM'ler kapanıyor, her yeri kapatıyor. Mağazalar, kuaförler, sürücü kursları ve muhasebeciler gibi iş yerleri Pazartesi itibariyle 21 21 Aralık itibariyle yani bu pazartesinden itibaren kapatacaklar çünkü vakalar artmaya devam ediyor. İtalya Avrupa'da en çok salgından etkilenen ülkelerden bir tanesi eğer böyle giderlerse de onlar da topyekün kapanma kararı almadılar ama almayı ciddi bir şekilde düşünüyorlar. İspanya 23 Aralık 6 Ocak tarihleri arasında seyahat kısıtlaması getirildi belli yerlerde. Gene İspanya'da 23-6 arası sokağa çıkma yasağı. Oldu, kaldığı yerden devam ediyor. Belçika'da dış mekanlarda en fazla 4 kişi bir araya gelebiliyor. 5. kişi yasaklandı. 24-25 Aralık tarihinde e, bu haneleri ziyaret etmek biraz yumuşatacaklar ama tam değil. Amerika'da Noel Baba'ya virüs bulaştı. 50 çocuğa uyarı gitti. Var bir Noel Baba merkezde e, 50 kişiyi birden e, çocuğa virüs bulaştırabilir diye uyarı gitti. Böyle bir uyarı var. Hollanda. 15 Aralık 19 Ocak arasında e, hayati önemi olmayan yani eczane, market gibi her yer, spor salonları, kuaförler, okullar her yer kapanıyor. Değerli izleyiciler, 628 binden fazla vaka var 10 milyonluk Hollanda'da. Yunanistan'da 7 Ocak'a dek sokağa çıkma yasa devam edecek. İsveç'le en fazla 8 kişinin bir araya gelmesi mümkündü. Bunu da bu yasak hala devam ediyor. E, Şubat ayı sonuna kadar Tüm bar ve restoranlarda alkol servisi 22'de bitecek, ondan sonra verilmeyecek. İsveç diğer ülkelere göre biraz daha işi gevşek tutuyor, yani o kadar da sıkı tutmuyor. Bu arada aşıyla ilgili bir haber verelim. İngiltere'de şu ana kadar 137 bin kişi aşı oldu, yani toplam 137 bin 897 kişiye aşı vuruldu. Bunlar nerede oldu? Londra, Essex ve Hertfordshire şehirlerinde oldu. Tabii bu diğer illerde de uygulanmaya başlayacak değerli izleyiciler. E, bu arada İngiltere'de önümüzdeki haftalardan itibaren bar, restoranların yanı sıra tiyatro, sinema, müze, her spor salonları her yer kapanıyor değerli izleyiciler. Şimdi e, bir e, iyi bir haber verelim. Pandeminin sonu görünüyor demiş kim demiş bunu? İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan e, Tükek söylemiş. E, bu aşı işe yarayacak. Alman aşısının faz 3 faz çalışması tamamlandı. Çin aşısı da öyle demiş ve bunlar sonuçlar olumlu veriyorlar, İşe yarayacaklar diye de eklemişler değerli izleyiciler. Bu arada kapakçık cerrah Covid 19'dan hayatını kaybetti. Dün bunu verecektik, unutmuştuk ama tekrar söyleyelim. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Kerim Çağlı tedavi gördüğü hastanede. Maalesef hayatını kaybetti. Özel bir hastanede Ankara'da görev yapıyordu. 50 yaşındaydı. Covid'e yakalandı ve e, yoğun bakım cihazına bağlandı ama maalesef e, kurtarılamadı. E, Türkiye Sağlık Çalışanları Vakfı Başkanı Doktor Ömer Çağlar Yılmaz, e, Kerim Çağlı için alanındaki en iyi isimdi demiş. Allah rahmet eylesin diyelim değerli izleyiciler. Bu arada demin de gördüğünüz Covid olanlar, İki yıl boyunca takip edilecekler vücutları da incelemek için ee, acaba bizim heral bundan sonra mı yoksa daha önce olanlar da izlenecek mi onda bakmak lazım ee, yargıtaydaki maske cezasına şartlı onay biliyorsunuz maske takmayanlara 392 lira para cezası veriliyordu bir vatandaş bunu mahkemeye taşıdı ve cezanın iptalini istemişti ee, bu arada suç e, yargıtay kararı verdi maske zorunluluğunda iki karara birden imza attı. Valiliklerin maske zorunluluğunu ve bu zorunluluğa uymayanlara kesilecek cezayı il genelinde yaşayan halka usulüne uygun şekilde ilan etmesi gerekiyor dedi. Ayrıca maske yük takma yükümlülüğüne uymayan vatandaş ancak valilik tarafından idari yaptırım kararı verilebilir diye de Yargıtay 19. Ceza Dairesi bu yönde bir karar aldı değerli izleyiciler. Yunanistan'a gidelim. Yunanistan ekonomik olarak battı. E, ülkede bir de e, Covid meselesi de var. Turizmle bittiği için Yunanistan aslında can çekişiyor. Ancak 2021 bütçesini yaparlarken savunma bütçesini 5 kat artırdı Yunanistan. Yunanistan ekonomik daralmaya rağmen son 11 yılın en yüksek savunma bütçesini açıkladı. Yunanistan yıllardır ekonomik zorluklarla mücadele ediyor. Ülke ekonomisi kemer sıkma politikaları ve Avrupa Birliği'nin desteğiyle ayakta durabiliyor. Bu tabloya rağmen 2021 bütçesi dikkat çekti. Bütçeden silahlanmaya ayrılan pay 5 kat artırıldı. Savunmaya 2021 için 5.49 milyar avro, savunma harcamalarındaki silahlanma kalemlerine ise 2.5 milyar avro pay ayrıldı. Atina'nın askeri harcama planı son 11 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Yunanistan 2010 yılında içine girdiği ekonomik krizden sonra askeri harcamalarını düşürmüştü. Başbakan Miçotakis Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliği bahane etti, ordu harcamalarını artırdı. Silahlanma planının yüksek maliyeti halkta endişelere neden oluyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Mossad'ın dışı sipariş servisi biliyorsunuz, onun başkanını değiştirdi. Bu durum koalisyon orta Benny Gantz tarafından tepkiyle karşılandı. Netanyahu'nun Mossad ataması krize neden oldu. Koalisyon ortakları arasında gerilim yaşandı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden açıklama geldi. Açıklamada Netanyahu'nun Mossad'ın başkanını değiştirdiği belirtildi. Dış İstihbarat Servisi Mossad başkanlığını 2016 yılında getirilen Yossi Cohen'in yakın zamanda emekliye ayrılacağı vurgulandı. Yeni başkanın kimliği ise güvenlik nedeniyle sadece D harfiyle belirtildi. Netanyahu'nun Mossad başkanını atarken koalisyon ortağı Mavi Beyaz İttifakı lideri ve savunma bakanı Benny Gantz'e haber vermediği öğrenildi. Mossad'a yeni başkanın ataması iki lider arasında gerilime neden oldu. İsrail basınında yer alan habere göre savunma bakanı Gantz, Netanyahu'yu aradığı kendisine bilgi vermediği için tepkisini dile getirdiği aktarıldı. Koalisyon hükümetinde Netanyahu ile Gentz'in 18 ay süreyle dönüşümlü başbakanlık yapması öngörülmüştü. Buna göre öncelikle Netanyahu başbakanlık koltuğuna otururken savunma bakanlığı üstlenen Gentz ise aynı zamanda alternatif başbakan olarak adlandırılıyor. Başkente bir gidelim. Başkentte içkili halde araç kullanan FETÖ'cüler onları durduran polise saldırdı. Bu devran dönecek diyerek Cumhurbaşkanı'na da hakaretler savuran 4 kişi gözaltına alındı. Bakalım şimdi karakolda mahkemede ne diyecekler. Alkollü yakalandılar, polise saldırdılar. Yetmedi FETÖ'cü çıktılar. Ankara'nın Altındağ ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerini yürüten polis ekipleri bir aracı durdurdu. Araçta dört kişi vardı, alkollüydüler. Hatta alkol şişesi de araçtaydı. Polisler şoföre sokağa çıkma izin belgesini sordu. Cevapsa iddiaya göre ben emniyet amiriyim. Siz kim oluyorsunuz da bana kimlik soruyorsunuz da başladı. Hem polislere hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretle devam etti. Hızını alamayan şoför ve diğer 3 kişi araçtan inerek bir polisi yumrukladı. 4 kişi takviye ekiplerle birlikte yaka paça gözaltına alındı. Alkollü şoför hakarete devam etti. "Biz FETÖ'den ihraç olduk. Bu devran dönecek. Hesap vereceksiniz." diyerek tehditler savurmayı da ihmal etmedi saldırganlardan birinin askeri okuldan diğerinin ise komiser yardımcılığı görevindeyken FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği ortaya çıktı. Şüphelilere kısıtlamaya uymamak ve ehliyet bulundurmamaktan para cezası kesildi. Görevi başındaki memura direnmek ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Evet bu devran dönecek deyip duruyorlar ama o devran aslında onlar için döndü. Sosyal medya düzenlemesi kapsamında sosyal ağlara Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmişti. Biliyorsunuz bu yasa tasarısı çıkarken muhalefet de bunu çok eleştirmişti. Acaba bir yasak mı getiriyorlar diye. Ama öyle olmadığı da görüldü. Bu arada e, YouTube Amerika merkezli biliyorsunuz ve Türkiye'de de temsilcilik açacağını duyurdu. Kanuni bir düzenlemeyle sosyal medya şirketlerine ülkemizde temsilci bulundurma zorunluluğu getirdik. Bu düzenlemenin ardından önce arama motoru Google, şimdi de video paylaşım alanı YouTube'dan beklenen açıklama geldi. Sosyal ağ YouTube Türkiye'de temsilcilik açacağını açıkladı. Türkiye'de 1 Ekim'de yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesiyle sosyal ağ sağlayıcılarının ülkede temsilci bulundurması zorunlu hale getirilmişti. İlk olarak Google Türkiye'de ofis açmaya karar verdi. İkinci adım YouTube'dan geldi. ABD merkezli sosyal ağ sağlayıcısı, yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık açıklaması yaptı. Düzenlemenin amacı sosyal ağlarda hukuka aykırı içeriklerin engellenmesiydi. Türkiye'de temsilcilik bulundurmayan sosyal medya devlerine 2 Aralık'ta 30'ar milyon lira ceza kesildi. Google'dan sonra YouTube'un da temsilcilik açmasıyla sosyal ağlardaki hukuka aykırı paylaşımlara müdahale edilebilecek paylaşımların kaldırılması ya da erişimin engellenmesi sağlanacak. Yani bir bakıma sosyal medya yasalar çerçevesinde kontrol altına alınacak. Kişi hak ve özgürlüklerine yapılan saldırıların önüne geçilecek. Evet hani deniyordu ya işte bir e, iddiaya girdiğiniz zaman işte o kişi online mı diye efendim Türkiye sosyal medyayı yasaklayacak, YouTube'u, Instagram'ı, Facebook'u diyenler online mı? ceza işte yapmazlar deniyordu ama Google, şimdi YouTube Türkiye'de temsilcilik açacaklar. Aynısını Facebook, Twitter ve Instagram'ın yaptığını da göreceğiz. Zaten Facebook, Instagram aynı şirket, Google, YouTube aynı şirket. Yani bunlar mecburen yapacaklar. Yapmazlarsa bu ağır para cezalarını ödeyecekler. Gene ödemezlerse uyarı ikaz gidecek ve önce hızları düşürülecek. Daha sonra bu iş kapat, daha doğrusu kapatmaya kadar gidecek. Yani dünyanın her yerinde temsilci bulundurup ben Türkiye'de temsilci bulundurmuyorum, Türkiye'yi tanımıyorum bir şey deme hakkınız yok. 83 milyonluk ülkede milyar dolara yakın para kazanıyorlar. Milyon dolarlar kazanıyorlar. Ne bunun vergisini veriyor ne de bir şey yapıyor. O açıdan da söyleyecek bir sözleri yok değerli izleyiciler. Ekonomi haberleriyle devam edelim. Önce Dünya Gazetesi'ne bir bakalım. Dünya Gazetesi dün Merkez Bankası Başkanı Naci Abal'ın 2021'de izleyeceği yol haritasını açıkladı. TL'ye dönüş sınavı diye. Yeni dönemde temel temel politika aracının bir hafta vadeli repo ihale faiz olacağını duyurdu değerli izleyiciler. Gördüğünüz gibi bu arada başka açıklamaları da var. Enflasyona %5 bağlıyız. 2023 hedeflerinde bunu tutturacağız diye. Swap işlemlerine devam edecek ancak yıl içinde kademeli olarak azaltılacak dedi Naci Abal. Değerli izleyiciler, restoran ve kafelerin %40'ı baharı göremez. Bunu demin bayağı bunun bilgisini vermiştik mal varlığına 5 gün dondurma terörizmi finansmanın yasası ile ilgili şirketlere yönelik yasa meclise sunuldu. Böyle bir yeni yasa tasarısı geçiyor değerli izleyiciler. Rekabette geride kaldık, dönüşümde kırık not aldık diyor Dünya Ekonomik Forum'da. Rekabette iyi değiliz ancak Türkiye'nin karnesi hakikaten kırıklarla dolu. Raporda ayrıca Türkiye'nin dönüşümde yani siber internet yani bu tür dijital dönüşümlerde de geride kaldı ortaya çıktı. Arçelik Hitachi'ye ortak oldu diyor. Japon devi Hitachi'nin %60'ını 300 milyon dolara satın almış Koç Grubu değerli izleyiciler. Bu arada bir haber. İsveç'in parası Kron 2022'de dijital de olacak. Yani aynen Bitcoin gibi, Ethereum gibi, Litecoin gibi, Binance Coin gibi İsveç parası Kron da dijital olarak işlem yapılacak. Piyasaları bir görelim. Durum nedir diye ona da bir bakalım değerli izleyiciler. Dünkü Naci açıklamasından sonra İstanbul Borsası 1392'de doları görelim. Dolar e, 1392 iyi seviye. Dolar 7.79'da bir miktar düşmüştüğüne göre. Euro'yu görelim. Euro ne durumda? Euro 953'te o da düşmüş. En azından böyle kalsın diyelim. Ve altını görelim. Altın da 467 lira gramı. O da normal şehirde devam ediyor. Ve 16.867 1867. Eğer pandemi geçerse, hayat normale dönerse, altın fiyatlarının düşeceğini tahmin etmek zor değil. Çünkü savaş gibi, pandemi gibi zor koşullarda herkes altına yatırım yapar. Evet, İsveç parası Kron 2022'de dijital olacak. Ama görüyorsun dijital paralar da burada işlem görüyor. Bitcoin, bakın dün yüzde, bakın bir günde yüzde 11 artı değerli izleyiciler. Dün eğer bir vatandaş çıkıp bir Bitcoin 21.958 oldu, işte 19.000 dolardaydı, alsaydı bir günde, %11 para kazanmıştı ki 70 son 70 günde bir ayda da %70 civarında para kazanırdı. Yani dün biri alıp bugün şey yapsaydık aşağı yukarı %11 yani 21 binde bin dolar para kazanıyordunuz 15 bin lira bakın bir günde. Ethereum 641 o %8 bakın Ripple 056 %20 bakın bir günde kazandırdığı para görüyorsunuz değerli izleyiciler. Litecoin %13 kazandırmış. Bitcoin %7 e, Cardano %9 ki bunların 90, Litecoin 92 dolar, Bitcoin Cash 310 dolar olarak işlem yapılıyor değerli izleyiciler. Hakikaten bu da ne kadar e, artık e, hayatımızın gerçeği olduğunu görüyoruz. Bir reklama gidelim, haber turuna gidelim. 8.45'te burada olacağız. Haber turundan dünyadan, Türkiye'den bir sürü haberi size hem sunacağız hem de yorumlayacağız. Günaydın değerli izleyiciler, Cem Küçük ile Günaydın Türkiye devam ediyor. Üçüncü bölümdeyiz. Saatlerimiz 8.45, 9.50'ye kadar yani 10'a, 10 kalaya kadar size bütün dünyadan, Türkiye'den gelişmeleri devam ettireceğiz. Ama önce bir özet geçelim. Dün hem Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli, Amerika'nın Türkiye'ye karşı uyguladığı yaptırımları kınadılar. Bunların kabul edilemez olduğunu söylediler ama aynı zamanda bir fırsat olduğunun da altı çizildi. Geçmişte de Amerika'dan benzer yaptırımlar veya yaptırım tehditleri gelmişti. 74'te oyun olmuştu aynısı. Türkiye Haversan'ı ve Roketsan'ı kurmuştu. 2008'den sonra istediğimiz İHA'ları, SİHA'ları vermeyince Türkiye kendi İHA'larını, SİHA'larını yaptı. Şimdi de bu da yeni bir fırsat olarak önümüze çıkıyor ki savunma sanayinin yöneticileri de bu bilgilerin hepsini zaten tek tek veriyorlar. Dün Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal yeni dönem ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Ekonomi yönetimi ile ilgili, Merkez Bankası ile ilgili 2023'e kadar faizleri %5 e düşüreceğiz, enflasyonu %5'e düşüreceğiz dedi. Swap işlemleri devam edecek ama gerekmedik. Yani gerektiği zamanlar bu olacak dedi. Yani para takasını kastediyor. Bu arada biliyorsunuz 155 milyar dolar Türkiye'de dövizi sabit tutmak için satılmıştı böyle şeyler yapılmayacağını ve serbest piyasa kurallarının işleyeceğini söyledi Naci Abal. Değerli izleyiciler, İsrail Amerika ile dün bir füze denedi. Bir yandan askeri anlaşmalarını da devam ettiriyorlar. Onunla ilgili haberlerimizde vardı. FETÖ, Selam Tevhid dosyasının dün kararı açıklandı. Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Erol Köse gibi Fethullahçı terörist polislere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 77 sanık bunlar. 13 kişinin dosyası ayrıldı firari oldukları için. Aralarında Emre Uslu gibi, Fethullah Gülen gibi teröristler de var. Bu davayı da ve önemini de yine konuşmaya devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Sosyal medya ile ilgili yasa tasarısı çıkmıştı. Hükümet yine sosyal medyayı yasaklıyor gibi yalan algılar vardı ama Google'dan sonra YouTube'da Türkiye'de temsilcilik açacağını, tüzel kişilik açacağını belirtmiş oldu. Yani bu ülkeye vergi verecek, bu ülkeye bir e, muhatap alacak 83 milyonluk bir ülkeyi yok sayması zaten kabul edilemezdi bu ülkeden milyon dolarlar kazanıyorlar bu da iyi bir gelişme aşı ile ilgili gelişmeler var İngiltere'de 137 bin kişi aşı oldu Amerika'da e, 50-55 bin civarında kişi aşı oldu e, devam ediyor çalışmalar yoğun bir şekilde başka kentlere de Kanada İsrail'de yavaş yavaş başlayacak Keza Almanya'da öyle burada bu, e, boron bulaşık deterjanı da yani bu bizim kendi ürettiğimiz bor madenlerinden o da dün sunuma artık halkın kullanımına satışa sunuldu. Onların da hepsini değerlendireceğiz ama önce bir Joe Biden'a Amerika'ya bir gidelim. 20 Ocak'ta görevi devralacak Joe Biden seçmenleriyle buluştu dün Biden seçmenlerine kendisine verdiği oylar için teşekkür etti. görevi devralmaya hazırlanan ABD Başkanı Joe Biden seçmenleriyle buluştu. Biden, Georgia eyaletindeydi. Seçmenleriyle bir araya geldi. Biden, senato seçimlerinde aday olan iki demokrat ismi desteklemek için konuşma yaptı. Joe Biden başkanlık seçimlerinde verdikleri destek için seçmenlerine teşekkür etti. Hepinizin Donald Trump'a bir ders verdiğinizi düşünüyorum. Bu seçimlerde Georgia kabadayla boyun eğmedi. <laughs> Biden ayrıca Pete Buttigieg'i Ulaştırma Bakanı olarak atayacağını duyurdu. Evet Joe Biden bakalım 20 Ocak'ta görevi devraldıktan sonra politikaları nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Öldüğü iddia edilen İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamani Amerika karşısına geçti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Trump için terörist dedi. Geçtiğimiz hafta İsrail ve Amerikan medyasında öldüğü iddia edilmişti. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ilk kez kameralar karşısına geçti. Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri tarafından öldürülen Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi El Mühendisin ölüm yıl dönümünde yapılacak olan törenle ilgili yetkililerle görüştü. Hamaney sosyal medya hesabından görüşmeyle ilgili fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda hem Hamaney hem de toplantıya katılanların maske taktığı ve sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü. Terörist Trump'ın gidişinden çok mutluyuz. Bu sözleri İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani sarf etti. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'deki seçimleri kazanan Joe Biden döneminde Washington'ın nükleer anlaşmaya dönerek yaptırımları kaldırmasını beklediklerini söyledi. Görevi boyunca İran'a yönelik sert tutum izleyen ABD Başkanı Trump için sert ifadeler kullandı. Hukuk tanımaz ve terörist olarak niteledi. Ruhani, ülkesinde başkan olan ABD'nin en asi ve en kanunsuz adamı Allah'a şükür yönetiminin son günlerini yaşıyor dedi. Şimdi hemen her hafta veriyoruz değerli izleyiciler. Mutlaka bir iki operasyon oluyor. Neyden bahsediyorum? DH operasyonundan. Nasıl PKK'ya FETÖ operasyonlar yapıyorsa terör örgütü DH'a da eş zamanlı operasyonlar kaldığı yerden devam ediyor. 9 ilçede yapıldı operasyonlar. 18 kişi gözaltına alındı. Hani Türkiye DH'a yardım ediyor filan diyen yalancıların da bu haberleri izlemesi lazım. İşte dün de tam 18 kişi gözaltına alındı. Şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı. Terör örgütü DH'lı teröristler operasyonla yakalandı. İstanbul polisi terör örgütü DH'lı teröristlerin yerlerinin tespit edilmesiyle harekete geçti. 9 ilçede 11 adrese baskın yapıldı. 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Evet terörle devam edelim. Nasıl diğer operasyonları devam ediyorsa PKK ile de FETÖ ile de gene devam ediyor demiştik. Dün Adana merkezli 3 ilde de terör operasyonu yapıldı. 6 kişi Osmaniye'de e, gözaltına alınanlar var ve bu alınan gözaltına alınanların 3'ü de Suriye uyruklu. Evler basıldı, teröristler tek tek toplandı terörle mücadele ekipleri Adana merkezli 3 ilde terör örgütüne yönelik çalışma başlattı. Kocaeli ve Diyarbakır'da da düğmeye basıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 6 şüphelinin yakalanması için şafak vakti baskınlar düzenlendi. Özel harekat polisleri de destek verdi. Sokak giriş ve çıkışlarında da önlem alındı. Evlerin kapıları koçbaşıyla kırıldı. Adresler didik didik arandı. Her taşın altına bakıldı. Teröristler gözaltına alındı. Bir operasyonda Osmaniye'deydi. Şafak vakti özel harekat polisleri belirlenen adrese baskın yaptı. Operasyonda Suriye uyruklu dört kişi gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde arama yapıldı birçok örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Değerli izleyiciler, Ordu'da üniversiteli Ceren Özdemir'i hunharca katletmişti. Özgür Arduç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Dosyası Yargıtay'a geldi. Yargıtay da ağırlaştırılmış müebbetin onanmasını istedi. Ceren'in katilinin dosyası Yargıtay'a geldi. Yargıtay Başsavcılığı müebbet hapsin onanmasını istedi. Türkiye 3 Aralık 2019'da hayatının baharında yaşamdan koparılan ordulu Ceren Özdemir'i ağlamıştı. Henüz 20 yaşında Ceren'i cezaevi firarisi Özgür Arduç evinin kapısında hunharca katletmişti. Ya, lütfen, lütfen, lütfen. lütfen. Özgür neden yaptı? Olaydan sonra yakalanan Özgür Arduç çıkarıldığı mahkemece canavarca iste adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Ah, benim çocuğumu aldadılar. Arduç hakkındaki kararın temiz edilmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca tebliğname hazırlandı. Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması istendi. Özgür! Evet, e, Ceren'in katiline umarız e, Yargıtay Başsavcılığı'nın talep ettiği cezada da verilir. Onandığı zaman zaten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılacak değerli izleyiciler. Şimdi Bodrum Belediyesi'ne gidelim. Enteresan bir saldırı girişimi yaşandı dün orada da. Bir belediye çalışanı belediye başkan yardımcılarıyla tartıştı. E, elinde de daha sonra bıçağı aldı. Üç kişi yaralandı, şüpheli kişi gözaltında. Tartıştığı belediye başkan yardımcılarına bıçakla saldırdı. Üç kişiyi yaraladı, gözaltına alındı. Bodrum Belediyesi'nde hareketli dakikalar yaşandı. 15 senedir belediyede çalışan Kenan Karakuş sabah Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne geldi. İddiaya göre belediye başkan yardımcıları Önder Batmaz ve Emel Çakaloğlu ile tartıştı. Tartışma kavgaya döndü. Kenan Karakuş yanında getirdiği bıçakla Batmaz'la Çakaloğlu'na saldırmaya çalıştı. Çok ucuz atlatılmış bir konu çünkü gerçekten çok hazırlıklı ve tam bilen arkadaşlarımıza zarar vermeye gelmiş anlaşılan. Diğer belediye personelleri araya girince arbede yaşandı. Üç kişi yaralandı. Şüpheli motosikletiyle kaçtı. Elindeki bıçağı araziye attı. Bir süre sonra tekrar döndü. Polis tarafından gözaltına alındı. Burada başkan yardımcılarımıza gelip tehdit, ölüm tehditleri ve bir saldırıda bulunmuş, bıçaklı saldırıda bulunmuş. Biz şimdi gereken te tetkikleri yapıyoruz. Saldırganın daha önce çalıştığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne alındığı öğrenildi. Belediye çalışanlarının durumu iyi. Evet bu saldırılarının için yapıldığına da bir bakmak lazım. Bir anlaşmazlık oluyor. Eline bıçağı alan, silah alan gidip mekanı basıyor, belediyeyi basıyor. İşte belediye başkan yardımcılarını yaralıyor. Değerli izleyiciler bir turizm haberi verelim. Daha doğrusu tarihi bir turizm haberi verelim. Sultan II. Beyazıt'ın süt annesi Asüste Hatun'un türbesi Fatih'te bakımsızlıktan harabeye döndü. Gerçekten görenlerin de içli yani herkes de bu tablo karşısında çok üzüldü. İstanbul Fatih'teydi bu türbe. Kapısı ve camları kırık ve sanduka ise naylonlarla örtülmüş durumda. Aslında bizim Turizm Bakanlığımızın bu tür eski türbe, çeşme, sebil ya da kervansaray ne varsa bunların hepsini aslında bulup böyle eski olanları yenilemesi veya köhne halde bırakmaması lazım. 5 asırlık tarihi türbe bakımsızlıktan harabeye döndü. Burası Osmanlı'nın 8. hükümdarı Sultan II. Bayezid'in süt annesi olan Asude Hatun'un türbesi. Ancak İstanbul Fatih'te bulunan tarihi türbe yıllar içerisinde bakımsızlıktan bu hale geldi. Bir şey diyemeyeceğim onu işte. Yani cemaatin elinden gelen bir şey yok. Çünkü tarihe serdir hiçbir şeyine tutamazsınız, şey yapamazsınız. İlgili kurumların bununla ilgilenmesi lazım. Asude Hatun'un sandukası naylon branda ve üzerine konulan taşlarla kapatıldı. Beş asırdır ayakta kalmayı başaran çokgen kubbeli ve sülüs kitabeli türbede herhangi bir bakımın olmadığı görüldü. Mesela bizim burada yakında bir gül camimiz var. Senelerde bakıma muhtaç. Yani diğer tarafı dökülüyor. Yani tamam vakıflar güzel şeyler yapıyor ama bazı şeylerde de biraz göz atması lazım, şey yapması lazım, öncelikli olması lazım. Türbenin dış bahçe duvarlarının da yer yer döküldüğü, etrafında ağaç ve çöp yığınlarının olduğu görüldü. Evet değerli izleyiciler, şimdi Kültür ve Turizm Bakanımızın bu eski yapıları bulup hepsini elden geçirmesi lazım. Bakın kaç yıllık türbe bunlar, hepsi ata yadigarı, turistler bunları görmek için can atıyor. Biz bile bazen kitaplarda okuduğunuz zaman gidip bulamıyorsunuz. Bunların hepsinin hakikaten bir daha yapılması lazım veya yenilenmesi lazım, restore edilmesi lazım. Bunlar hepimizin ortak değeri, ortak malı. Biz sahip çıkmazsak hakikaten kimsenin sahip çıkacak bir meselesi de olmaz bu. Şimdi gelelim tekrar e, siyasi haberlerimize, gündemimize. Amerika'nın yaptırım kararı ülkemizin egemenlik haklarına aleni bir saldırıdır. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan söyledi ve Amerika'nın uyguladığı bu yaptırımlara tepki gösterdi. Amerika'nın yalnızca Türkiye'ye yaptırım uygulamasına dikkat çeken Erdoğan asıl amaç kalkınmamızı engellemektir diye de ekledi. Bu karar Ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de bir kez daha yaptırım kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptırımların sadece Türkiye'ye uygulanmasına dikkat çekti. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır. Bu nasıl bir ittifaktır? Bu nasıl bir müttefikliktir? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde Ankara Otoyolu ikinci kesim açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. Gündemde ABD'nin Rusya'dan S-400 alınmasına karşın Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı vardı. Erdoğan, savunma sanayindeki yükselişin engellenmek istediğini söyledi. Asıl amaç ülkemizin savunma sanayinde son dönemde başlattığı atılımların önünü keserek yeniden bizi mutlak olarak kendilerine bağımlı hale getirmektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptırım kararlarına karşı savunma sanayine desteğin daha da artırılacağını açıkladı. Savunma sanayi firmalarımıza daha çok destek olacağız. Savunma sanayi başkanımız İsmail Demir'e ve ekibine daha çok sahip çıkacağız. Erdoğan'dan bir de müjde geldi. Türkiye'nin ilk ve milli hava savunma füze sistemi olan Hisar A artının son kabul testinin yapıldığını duyurdu. İlk milli ve yerli hava savunma füze sistemimiz Hisar A artının envantere giriş öncesi son kabul testi yapıldı. Erdoğan Hisar A artıya ilişkinde ambargo uygulandığını hatırlattı ama yerli imkanlarla üretilen parçalarla sistemin devreye sokulduğunu açıkladı. Yerli parçayı kısa sürede geliştirdik, füzemize entegre ettik ve işte kısa bir gecikmeyle neticeye ulaştık. Törende yerli savunma füze sisteminin videosu paylaşıldı. Konuşmanın ardından Niğde Ankara Otoyolu ikinci kesim açılışı gerçekleştirildi. Hani babana selam söyle, geçmiş olsun diyorum. Evet, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız dün e, bu yönde önemli açıklamalarda bulundu. Savunma sanayimizi küresel lider yapacağız dedi Başkan Erdoğan. S-400 bahanesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı ambargoya çok sert bir şekilde itirazını dile getirdi Erdoğan değerli izleyiciler. Bu arada bir sürü bazı konulara da değindi. Onlara da söyleyelim. yıllık yakıt ve zaman tasarrufu olan 1 milyar 600 milyon lira, toplam uzunluğu 275 kilometre otoyol, 55 kilometresi, bağlantı yolu şu an görüyorsunuz. Ankara Acıkuyu arası 109 kilometre değerli izleyiciler. Yani bu yandan da yollar da açılmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan, Amerika'nın yaptırım kararı Türkiye büyüdükçe bizim büyümemizden rahatsızlık duyuyorlar diye de bunu ekledi. Tek taraflı yaptırım uyguluyorlar dedi ve altını çizdi ki önemli. İlk defa Amerika bir NATO üyesi ülkeye yaptırım uyguluyor. Daha önce Süleyman Soylu ve Abdülhamit Gül'e Amerika'ya giriş, vize, onlar tam yaptırım kapsamında değildi. Ama bu S-400'leri aldığımız için ilk defa bir NATO ülkesi, diğer bir NATO ülkesine yaptırım uygulamış oldu ki bunu da e, kabul etmek mümkün değil. İşte S-400'leri değil de verseydiniz Patriot sistemlerini, bahane üretmeseydiniz Türkiye'de kalkıp bunu Rusya'dan almazdı. Kalkıp çeşitli Türkiye silahı istediği ülkeden alabilir. Egemenlik hakkımız kendimize ait bir şeydir. Alacağımız silahları kimseye soracak değiliz. Dün Tayyip Erdoğan da bunları söyledi değerli izleyiciler. Bu arada savunma sanayimize yeni müjdeler var. İşte yerli ve milli Hisar envantere girdi. Hisar füzemizin seri üretimi de hayırlı olsun dedi. Biliyorsunuz bu Hisar dediğimiz bir füze. Bunu Aselsan, TÜBİTAK, ROKETSAN ve savunma sanayi ortaklaşı olarak üretmiş oldular değerli izleyiciler dün söylemiştik silah sida yani silahlı insansız deniz aracı yani artık denizde de insansız silah silahlı araçlarımız var. Onlar da faaliyete geçmiş oldu. Bunların hepsini dün Başkan Erdoğan detaylı bir şekilde verdi. Türkiye bir yolda ilerliyor. Savunma sanayinde iyi bir yolda ilerliyor. Hani bu uçağın burnunun havaya kaldırması gibidir. Türkiye şimdi bunu kaldırdı ve gidiyor. Zaten birkaç sene içerisinde de çok daha fazla e, gelişme sağlanacaktır. Rahatsızlık zaten bundan. Hakikaten bunu kendiniz yapmayın diye söylüyor ama Türkiye kendi yapacak. İşte Suriye'de böyle yap, Mısır'da böyle yap. Ben sana ne kadar uygun silah görürsem sen o kadarını al. Daha fazlasını yapma anlayış bu. Türkiye de bunu kabul etmiyor. Kendi bildiği yolda kabul ediyor. Gittiği yolda bir bedel ödemek olacaksa zaten bu bedeli Türkiye fazlasıyla ödüyor. Peki... Amerika S-400 konusunda füzeleri konusunda bize skandal yaptırım kararları aldı. Yerli savunma sanayi bunu bir fırsat olarak görüyor. Türkiye'nin yaptırımlara tavrı ne olacak? Söylemiştik Ankara kulislerinde. Bu daha önce de konuşuluyor. Ee, şimdi de konuşulmaya devam ediyor. Süleyman Soylu iki gün önce bir tweet atmıştı. 74'te ambargo oldu. Peşinden Havelsan ve Roketsan'ı kurduk. 2008'de istediğimiz predatörleri yani Amerika'nın elindeki insan savaş araçlarını bize vermediler. Biz de kendimiz ürettik. Selçuk Bayraktar sağ olsun en iyilerini üretti. Şimdi de bir ambargo ve Türkiye savunma sanayi alanında çok daha iyisini yapacak gibi görünüyor. Amerika S-400'ler için yaptırım kararı aldı. Türk savunma sanayisi bunu fırsat olarak karşıladı. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu Patriot füze sistemini vermeye yanaşmadı. Türkiye ise bu ihtiyacını Rus S-400 füze sistemiyle karşıladı. Ankara'nın ısrarına Washington yaptırım kararıyla cevap verdi. ABD Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Yardımcısı Faruk Yiğit, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu ile Bölge Hava Savunma Sistemleri Müdürü Mustafa Alper Deniz'i yaptırım listesine ekledi. Dört ismin ABD'de varsa tüm mal varlığına el konulmasına ve varsa vizelerinin askıya alınmasına karar verdi. Ancak yaptırımların savunma alanında 700'den fazla proje üzerinde çalışan Türkiye'yi etkilememesi bekleniyor biz kendi çevremizi bunun çarelerini buluruz bizim açımızdan yerli sanayinin gelişmesi konusu devam edecek bir anlamda bir işaret bir şey bir uyarı olacak. Çünkü yaptırımlar savunma sanayinde yetkililerin fark etmediği noktalara da dikkat çekmiş oldu. Akıllara gelen soru savunma sanayisinde kritik ürünlerde Amerika'ya duyulabilecek ihtiyaçlardı. Savunma sektörü ise bu konuda rahat. Çünkü daha yaptırım yokken bile Amerika bu ürünleri vermeye yanaşmıyordu. Şirketler ise yerli üretimin artmasını bir anlamda bu ambargolara borçlu oldukları görüşünde. Biz kararlıyız devam edeceğiz. NATO müttefikiyiz. Kendilerinin de belirttiği gibi başka ortamlarda birçok alanı Türkiye'de işbirliği var. Devam etmesini onlar da bekliyor. Biz de bekliyoruz. Ankara kulislerinde Türkiye'nin S-400 yaptırımlarına karşı milli güvenliğin pazarlığı olmaz görüşü hakim. Peki karşı adım olacak mı? olursa ne olacak? İlk olarak diplomasideki mukabele ön plana çıkıyor. Yani yaptırımı yapan ülkenin benzer bürokratlar hakkında benzer kararlar alınabilir. Karşı yaptırımlardan bir diğeri ise Amerika'nın Türkiye'deki üsleriyle ilgili yaptırımlar olabilir. Amerika'nın Adana İncilik'te, İzmir Çiğli'de, Konya'da, İstanbul Şile'de, Sinop Kürecik'te ve Balıkesir'de hava üsleriyle füze rampaları bulunuyor. Bu üsler ya da bir kısmının kapatılması gündeme gelebilir. Ama her ne olursa olsun kulislerde Türkiye-Amerika ilişkilerinin eskisi gibi olmayacağı görüşü hakim. Amerika'nın yaptırımlarına bir tepki de MHP lideri e, Sayın Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, sosyal medya hesabından Amerika'nın Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına çok sert tepki gösterdi. Amerika dostluktan hasımlığa dümen kırmıştır dedi Bahçeli ve bir kez daha tekrarladı. HDP kapatılmalıdır. Normal arkadaşım, müsaade ABD dostluk anlayışından hasımlığa dümen kırmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi lideri ABD'nin yaptırımlarına işte böyle tepki gösterdi. <laughs> MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından ABD'nin yaptırım kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump yönetimini hedef gösterdi. Skandal olarak nitelediği kararın kabulünün imkansız olduğunu söyledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli uzun süredir hiçbir NATO müttefikine yaptırım uygulanmadığına dikkat çekti. Türkiye'nin silah alırken kimseye sorması gerekmediğini, ABD izin ve onay makamı hiç değildir. Aksi tertip, teklif ve telkinler küstahlığın dik alasıdır ifadeleriyle vurguladı. Bahçeli'nin hedefinde Cumhuriyet Halk Partisi de vardı. Tank palet fabrikası üzerinden yapılan propagandayı eleştirdi. CHP'nin tavrının Amerika'nın yaptırımlarıyla paralel olmasına dikkat çekti. Tank palet fabrikası ile ilgili siyasi istismar kampanyası yürütenler zalimlerin içimize sızmış maşalarıdır dedi. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi lideri daha önce kapısına kilit vurulsun dediği HDP'ye sahip çıkan siyasileri de hedefini aldı paylaşımında tepkisini HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan CHP'li sözcüler demokrasi istismarcısı İşçi partisinin başkanı ve AK Parti'nin içindeki bazı yöneticiler cevap versinler. Türk devletinin ihaneti beslemesi makul görülecek şey midir?" sözleriyle gösterdi. Devlet Bahçeli HDP'nin kapatılması ile ilgili isteğini de yineledi. Evet Bahçeli'nin dünkü attığı tweetlere bir bakalım. Değerli izleyiciler hakikaten Sayın Bahçeli'nin tweetlerini bir bütün olarak okumak, görmek lazım. Hiçbir ambargo, hiçbir yaptırım, hiçbir baskı ve tehdit bizi yolumuzdan döndüremez. Bir bu vesileyle bir çalışıyorsak on çalışacağız. Bir yapıyorsak yüz yapmayı deneyeceğiz dedi Sayın Bahçeli. Yaptırım kararlarıyla birlikte emperyalizmin kuklaları tarafından milli silah sanayimize sürülmek istenen kara lekenin gerçek manası da sanıyorum ortaya çıkmıştır. Tank palet fabrikası ile ilgili siyasi istismar kampanyası yürütenler zalimlerin içimize sızmış maşalarıdır dedi Sayın Bahçeli. Çok net konuştu. Türkiye kimden silah alıp almayacağına ona buna soracak değildir. Amerika izin ve onay makamı hiç değildir. Aksi tertip, teklif ve telkinler küstahlığın ta kendisidir, dik alasıdır dedi Sayın Bahçeli. S-400'ü niye aldınız diye parmak sallayanların Geçmişte talep edilen silahları ve füze savunma sistemlerini satmamak için hangi sanal gerekçelerle müracaat ettikleri hepimizin ve herkesin malumudur dedi Sayın Bahçeli. Ve ekledi. Türk milletine parmak sallanmaz, sallayan bunun sonuçlarından kurtulamaz dedi. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız ve egemen bir devlettir. Kendi kaderine kendisi yön verir, istikamet çizer dedi. Bu arada meseleyi HDP'ye getirdi ve şunları söyledi Bahçeli. Hangi milli meselede HDP bu devletin Türkiye'nin yanında durmuştur? Ne zaman diğer partilerle birlikte müşterek refleks göstermiştir? Düşmanın işimizdeki uzantısı ve kule gözcüsü olan bu sözde parti hangi yaraya merhem olmuştur dedi. Türkiye'nin kuyusunu kazan, millete ihanet eden, teröre yardım ve yataklı aleni olan bu kokuşmuş oluşumun neresinde milli irade vardır dedi. Gördüğünüz gibi Sayın Bahçeli çok net konuşmuş değerli izleyiciler. HDP ki bence şimdi en önemli meseleyi söylemiş. HDP milletin vergilerinin oluşan hazine yardımlarının üzerine yatarak millete ihanet etmektedir. Üstelik aldığı paralar paralar ihanet mermi şehadet olarak maalesef fatura edilmektedir. Haksızlık zulüm değil mi? Milletten geçilip millete silah çekmek alçaklık sayılmayacak mı dedi. Adalet bu demokrasi ayıbının bu insanlık faciasındadır, neresindedir dedi. E, bu arada Bahçeli HDP'nin 2016'dan bugüne kadar aldığı hazine yardımlarını söyledi. Tam 285 milyon 888 bin lira HDP bugüne kadar e, hazine yardımı almış değerli izleyiciler. Yani son 4 senede aldığı para yaklaşık 285 milyon lira. E, Sayın Bahçeli buna yetim hakkı, gariban nafakası... Yoksul parası biletimizin alın ter teröristlerin kursağına gitmektedir diye eklemiş. Dağdaki eşkıya merkeple gezer, pardon dağdaki eşkıya mekapla gezer. Mecliseki bölücüler kırmızı plakalı lüks arabalara biner. Benzin devletten, kaynak devletten, kan ve şehadet yine devletten demiş. Çok net konuşmuş değerli izleyiciler. Ve HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan CHP'li sözcüler... Demokrasi istismarcısı İYİ Parti'nin başkanı ve AK Parti'nin içindeki bazı yöneticiler cevap versinler. Türk Devleti'nin ihanet beslemesi, mermi, bomba, mayın, keleş masraflarını karşılaması olacak ve makul görülecek şey midir diye de eklemiş. Değerli izleyiciler, Bahçeli Amerika'ya tepki gösterdiği gibi HDP'nin kapatılmasını bir kez daha istedi ve altını çizdi. E, HDP'nin kapatılmasını savunanlar var. E, Sayın Bahçeli bunun öncüsü durumunda. Bakalım önümüzdeki günler bize ne gösterecek. Ama hakikaten şunu söylemek lazım. Dünyanın hiçbir demokrasisinde, hiçbir milli iradenin hüküm sürdüğü bir yerde, yani o meclislerde terör örgütleri övülemez. Türk ordusuna işgalci denilemez. Ya da e, PKK'nın terör örgütlerinin hamiliği yapılamaz. Bu bizde maalesef oluyor. Sayın Bahçeli bunları dile getirdiği için yani HDP'nin bu yaptıklarını dile getirdiği için haklı. Aa, ha, HDP kapatılır mı kapatılmaz mı ona Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı karar verecektir. Şimdi Fuat Oktay'a gidelim. Cumhurbaşkanımızın yardımcısı. Amerika'nın Türkiye yönelik yaptırımlarını kararını kınayan AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'ye teşekkür etti. Meclisteki bütçe görüşmelerinde konuşan Oktay, muhalefetin ekonomiye yönelik eleştirilerine de cevap verdi. Milli birlik beraberliğimizi yansıtan Türkiye Büyük Millet Meclisine bilhassa imza atan siyasi parti gruplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı karşısında milli duruş sergileyen AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti'ye teşekkür etti. Oktay, Amerika'nın yaptırım listesinde yer alan isimlere de sahip çıktı. Amerika'nın aldığı haksız yaptırım kararını bir kez daha şiddetle kınıyorum. Savunma Sanayi Başkanlığı Başkanı İsmail Demir, Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu ve Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Milletimiz milletimiz ve devletimiz adına sizinleyiz yanınızdayız. Savunma sanayinde çalışan ve ilgili birimlerde çalışan tüm arkadaşlarımızın, kurumlarımızın yanındayız. Oktay mecliste Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerine katıldı. Gündeminde ABD'nin Türkiye'ye yönelik skandal yaptırım kararı vardı. Bize uygulamaya çalıştıkları yaptırımlar geliştireceğimiz sistemleri biraz daha önce geliştirmemizi sağlayacaktır. Oktay muhalefetin ekonomiye ilişkin eleştirilerine de cevap verdi. Sayın Kılıçdaroğlu bak şunu söyledi söyleyeyim o zaman. Aynen şunu söyledi bak. Borsa İstanbul'un karlılık oranı yüzde 52. Bu kar oranı ile satın alan fon ödediği parayı 15-20 ay sonra çıkaracak. Hiç mi vicdanınız yok falan diye de devam etti diye biliyorum. Öyle hatırlıyorum. Değil mi? Ya nasıl bir matematik bu? Nasıl bir matematik bu? Nasıl bir hesap uzmanlığı bu? Biz zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanlış hesapların uzmanı olduğunu önceden biliyoruz SSK'dan. Oktay Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve HDP arasında yapıldığı iddia edilen anayasa görüşmelerine de göndermede bulundu. Her şey açık, her şey seçik, her şey milletin önünde. Yani sizin ittifak görüşmeleri gibi de değil. Sizin anayasa çalışmalarınız gibi de değil. Her şeyi açık seçik yapıyoruz biz. Ya niye rahatsız oluyorsunuz anlamıyorum ben. Arkadaşlar eğer bunlardan dolayı uykunuz kaçıyorsa daha çok uykunuz kaçacak demektir. Oktay tank palet fabrikası tartışmalarına da bir kez daha cevap verdi. Fabrikanın mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığımızda kalmak üzere. Milli Savunma Bakanlığımızda bu açıklamayı yaptılar. BMC'ye 25 yıllığına işletme devri yapılmıştır. Yani mülkiyeti devredilmemiştir, sadece işletme devri. Yani yine Arifiye'deki işçiler Milli Savunma Bakanlığı işçileri Görüşmelerin ardından 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumların bütçeleri Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Evet, Fuat Oktay'ın açıklamaları böyleydi. Şimdi gelelim terizmin finansmanı yasasına. AK Parti hem terörün finansmanının önlenmesi hem de kitle imha silahlarının yayılmasının önüne geçilmesi için bir kanun teklifi hazırladı. 43 maddelik teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanının önlenmesi yönelik çeşitli düzenlemeler içeriyor. Biz de iç hukukumuzda bir düzenleme yapıyoruz. AK Parti kitle imha silahlarının yayılması ve terörizmin finansmanının önlenmesi için düğmeye bastı. Hazırlanan kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Buradaki maksadımız terörün finansmanı noktasında e, dünya ile eşgüdüm halinde daha etkin bir çalışma ortaya koyabilmek. 43 maddelik teklifin detaylarını AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş açıkladı. Teklifle terörizme destek verenlere tespit edilmesi halinde uygulanacak cezalar da belirlendi. Bu idari mekanizmalar burada finansman sağlayan gerçek veya tüzel kişilerin tespiti halinde burada bir iç dondurmaya gidebilecek. Yani bunların finansal varlıklarını dondurmaya gidecek. Teröre destek sağlayan derneklere verilecek cezalar da belirlendi. Terörizmin finansmanı uyuşturucu kara paraklanması gibi meselelerde derneklerin bu işin içerisine girdiğinin tespiti halinde Buradaki dernek yöneticilerinin görevden uzaklaştırılması ve dernek faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması gibi bir düzenlemede veriyoruz. Sosyal medyada terör örgütlerinin propaganda yapması, finansman ve üye sağlama faaliyetleri de önlenecek. Türkiye'de burada daha etkin mücadele etme konusunda bu internet sayfalarının veya hesapların kapatılmasına yönelik daha hızlı adımlar atacak ve bir düzenleme yapmış olacağız bu kanun teklifimizle beraber. Değilizce, bu terörizmin finansmanı yasası Türkiye'de geçmişte de vardı ve 2013 yılının Ocak ayında aslında e, bir elden geçirilmişti. Zaten 17-25 Aralık sürecinde FETÖ'cülerin mallarına el konulması ve e, medyalarına el konulurken bu terörizmin finansmanı yasası devredeydi. Ve bu yasayla beraber de bunların hiçbir şekilde şirketleri olmaz ya da yayın yapamazlar gibi argümanları hepimiz dile getiriyorduk o zaman ve Fethullahçıların çökertilmesinde terörizmin finansmanı yasası çok işe yaramıştı. Şimdi kara para ve terörün finansmanı ile mücadelede bu yeni bir adım geliyor. Biliyorsunuz bizde işte zindaşlı gibi uyuşturucu işi yapanlar, daha doğrusu bir şekilde çıkan, eden, kara para aklayan tipler vardı. Milli İstihbarat Teşkilatı e, geçen günlerde bu e, İran'da ajanlık yapan bu sistemi çökertmişti. Onların 13 adamını ortaya yakalamış, ortaya çıkarmıştı. Peki, bu kara para aklama ve terörizmin finansmanında 43 maddede ne var? Tabii hepsini değil ama biz sadece önemli olanlarını söyleyelim. Bundan sonra izinsiz yardım toplayanlara 5 bin lira ile 100 bin lira arasında idari para cezası gelecek. Bu biliyorsunuz, bu para toplama işini Instagram'da, Facebook'ta şimdi herkes yapıyor. Böyle şeyler bizlere de çok geliyor. Şey i̇şte sizi bir yardım kampanyası için işte bilmem bir bazen bir çocuk için para toplayacağız. Bir kanser hastası için, bir SMA hastası çocuk için. Bunların bir kısmı doğru oluyor. Yani onda şüphe yok. Ama bir kısmı tamamen kendi cebini doldurmak veya işte bu ait oldukları örgüte para aktarmak için bunu yapıyorlar. Bundan sonra bunlara idari böyle para cezası geliyor. İnternetten izinsiz yardım toplayanlara 200 bin lira. Yani Telefon açtın bana yardım et 5 ila 100 bin lira arasında internetten izin toplanırsa 200 bin lira ceza kesilecek şüpheli işlemi bildirmeyen banka ve finans kuruluşları 50 bin lira ödeyecek ee, burada şöyle benim bir e, e, rezervim var daha doğrusu itirazım var şimdi şüpheli işlemi bildirmeyen banka ve finans kuruluşları 50 bin lira ödeyecek adamın yaptığı işlem 10 milyon liraysa bir terör örgütünün veya terör örgütüne yardım edecek bir kişi ona finans sağlamak için banka veya finans kuruluşu aracılığıyla 5 milyon 10 milyon lira verdiyse o bankaya veya finans kuruluşuna 50 bin lira ceza kessen ne yazar? Hiçbir şey olmaz yani. O yüzden bu bunun mesela biraz daha yüksek olması gerekiyordu. Mesela men etmek gibi. Nasıl şimdi Doğuçe Bank işte uyuşturucunun parasını akladın veya işte terörün parasını akladın veya İran'ın parasını akladın bilmem. Yani Amerika İran'ı örgüt gibi gördüğü için büyük cezalar kesiyor onlara. E, bu yönde de e, veya terör örgütlerini kara para aklayanlara büyük cezalar kesiyorlar. Böyle böyle bir karar belki gelebilir. Bu arada Yargıtay kararıyla terör örgütü olduğu kesinleşen yardım yapanın mal varlığı dondurulacak. Yani FETÖ bir terör örgütü. Buna ait bir kuruma veya şahsa para yardımı yaptığınız zaman mal varlığınız dondurulacak. Halka açık olmayan şirketlerdeki hamiline payları MKK'ya bildirim zorunluluğu olacak diyor değerli izleyiciler. 5 iş günü içerisinde söylenecek. Gördüğünüz gibi terörle mücadeleyle beraber terörizmin finansmanına, kara para aklamaya ağır cezalar geliyor. Tabi diğer 43 maddeyi de görmek lazım nasıl olacak diye. Ekonomi haberiyle devam edelim. Dün Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal bir basın toplantısı yaptı. Enflasyonu düşürmekte kararlıyız dedi. 2021 yılı zor geçecek dedi. Para ve kur politikaları sunumunu gerçekleştirdi. Abal, %5 enflasyon hedefine bağlıyız diye de ekledi. Hükümetle birlikte belirlenen %5 enflasyon hedefine bağlıyız. Şu anda yakın vadede bizim için 2021 yıl sonu 9.4 tahmin hedefi e, mutlaka e, takip edilmesi gereken ve elde edilmesi gereken bir ara hedef e, niteliğinde. Yıl sonu enflasyon hedefi açıklandı. <laughs> Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal 2021 para ve kur politikası metninin sunumunu online toplantı ile gerçekleştirdi. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini artıracağını söyledi. Merkez Bankası döviz biriktirme, döviz rezervlerini arttırma ile ilgili bir amaç öngördü. Merkez Bankası'nın döviz rezervi biriktirme amacı ile dalgalı kur rejiminin oluşturduğu kur düzeyi arasında herhangi bir etkileşim olmamasına son derece özen göstereceğiz. Abal belirlenen enflasyon hedeflerine yönelik para politikasının daha sıklaştırılacağını açıkladı politika duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız. 2021 yılında politika duruşumuzun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Evet değerli izleyiciler, dün Naci Abal, Merkez Bankası'nın 2021'de izleyeceği yol haritasının özetini vermiş oldu. Aslında Türk Lirası'na dönüş sinyalinin işaretlerini verdi. Merkez Bankası Başkanı Naci Abal iyi bir sunum yaptı. Popülizmden uzak durdu. Yani herhangi bir ona buna çatmadı. Gayet piyasanın gerçekleriyle örtüşen açıklamalarda bulundu. Peki ne söyledi? Uygulanacak politikaların bazı ipuçlarını verdi. Onlara kısaca bir değinelim. Dalgalı döviz kuru rejimine devam edeceğiz dedi. Kurun yönünü belirleme amaçlı alım-satım yapılmayacak dendi. Biliyorsunuz son iki senedir kur sıkıştığı için bazen 155 milyar dolarlık bir alım-satım yapılmıştı. Naci Bey'in kastettiği bu böyle bir alım-satım yapılmayacak dendi. Yani serbest piyasa ne derse kur konusunda o olacak dedi. Yaklaşık bir buçuk aydan beri de dolar 7.80, dolar da 9.50-9.60 civarında gidip geliyor ama çok artmadan sabit bir şekilde duruyor. Ee, onun dışında Naci Abal'ın söylediği başka şeyler de var. Rezerv biriktirme için diğer araçları şeffaf şekilde belirli plan dahilinde uygun koşullarda kullanacağız dedi. Kurlarda ekonomik temellerden kopuk dalgalanma görülürse alış-satış yönlü müdahaleler olacak. Yani diyelim ki ekonomiyle ilgili bir şey olursa, o tamam ama başka bir müdahale olursa, dolar, euro bireden artarsa o zaman müdahale edeceğiz dedi değerli izleyiciler. Reiskont kredi dönüşleri rezervlere katkı vermeye devam edecek. 2021'de 21 milyar dolar öngörüyoruz diyor. Reiskont kredi dönüşü ne demek onu ben bilmiyorum. E, şunları işte biraz daha öz Türkçe yazsanız yani halkın anlayacağı dilden de biz de anlasak. Bu arada fiyat istikrarı hepimizin ortak amacı olmalı demiş enflasyonu düşürmekte kararlıyız dedi Naci Abal. E, %5 enflasyon hedefine bağlıyız. 2023 yılı itibariyle bu hedefi yakalamak için çok çaba sarf edeceğiz demiş değerli izleyiciler. Biz doğru işler yaptıkça vatandaş da dolardan TL varlıklarına dönecek ters dolarizasyon için esas görev bize düşüyor demiş. Biliyorsunuz 2018 yılının e, Ağustos'unda bu döviz krizi başladığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bankalardaki mevduat oranı 140-150 milyar dolar civarındaydı. Daha sonra bu bir ara 178 milyar dolara, daha sonra da 220 milyar dolar civarına kadar çıktı. Bu bazen bir miktar eksiliyor, bazen artıyor ama yani son iki senede çok ciddi bir şekilde arttı. Yani halk Türk parasına değil dövize güveniyor ve döviz alıyor. Yani bunu böyle değerlendirmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız da iki gün önce yaptığı konuşmada Halka gene parasını bozdurup Türk Lirası'na çevirmesi çağrısında bulundu. Naci da doğru işler yaparsak, bakın çok yerinde bir açıklama, şık bir açıklama. Doğru işler yaparsak vatandaşlar dolardan TL'ye döner dedi. Hakikaten döviz düşerse, sabit kalırsa ve dövizin kar getirmediği görülürse insanlar dövizden parasını alıp bozdurup Türk Lirası'na çevirirler. Aynı şey altın içinde geçerli. Pandemi ve savaş gibi olağanüstü durumlarda insanlar her zaman altına yatırım yaparlar. Altın bir ara biliyorsunuz 500 lira sınırına dayandı ki 300 liralardan buralara geldi. Son Mart ayından bu yana %50-60 civarında arttı. Şu an 460 seviyesinde duruyor. Pandemi bittiğinde de altın da biraz daha düşecektir. Veya en azından sabit kalıp böyle artmayacaktır değerli izleyiciler. Merkez Bankası dediği dün Naci Abal swap işlemlerine devam edecek. Yani swap dedi para takası. Örneğin Türk lirası verip Katar parası almak, Türk parası verip Çin yuanı almak, dolar almak gibi. Ancak yıl içinde kademeli bunu azaltacağız dedi. Yani 2021 itibariyle bunu giderek de iyice düşüreceğiz dedi değerli izleyiciler. Bunu yorumlayanlar var. Bu kararlar ne anlama geliyor diye işi bilen uzmanların yorumları var. Mesela Dünya Gazetesi'nden Doktor Bader Aslan, Abal etkileyici bir başlangıç yaptı. iyi bir sunum yaptı demiş. E, e, Alaaddin Aktaş Merkez Bankası 24 Aralık'ta faizi ne kadar artırır demiş. E, vatandaşa de, TL çağrısı yapılıyorsa demek ki geriye yapılacak. Faiz %17,5 hatta 118 olabilir. Yani 2-3 puan da artırılabilir demiş ve ters dolarizasyon yaşanabilir mi? Yani millet parasını bozdurup Türk Lirası'na geçebilir mi diye de sormuş. Onların da hepsini e, görmüş olacağız değerli izleyiciler Bakalım e, ekonomimiz 2021'de inşallah pandeminin Etkisinin azaltmasıyla beraber Daha da bir rayına Girecek diyelim Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak'ın terörden arınması için Türkiye tarafından Gerekli desteğin sağlanacağını söyledi Bakan Çavuşoğlu'nun gündeminde Terör örgütü PKK'nın Irak'taki peşmerge güçlerine Düzenlediği saldırılar da vardı Bu terör örgütünden ülkenin tamamen temizlenmesi için de Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Irak'ın terörle mücadelesine destek vermeye devam edeceğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'le bir araya geldi. Ardından iki bakan kameraların karşısına geçti. Bakan Çavuşoğlu, Irak'ın terör örgütünden temizlenmesini istiyoruz dedi. Bölgenin istikrarı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Irak'ın istikrarı ve refahı hepimiz için önemli. Biz Irak'ın her zaman toprak bütünlüğünü siyasi bildiğini savunduk. Bundan sonra da savunmaya desteklemeye devam edeceğiz. Irak'tan tüm terör örgütlerinin temizlenmesini arz ediyoruz. Irak'ın bundan sonra da DAEŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadelesini destekleyeceğiz. Bakan Çavuşoğlu konuşmasında terör örgütü YPG PKK'nın Irak'taki peşmerge güçlerine düzenlediği saldırılara da değindi. Son zamanlarda yine PKK terör örgütünün Kuzey Irak'ta Kürtlere saldırdığını, peşmergeye saldırdığını görüyoruz. PKK terör örgütü Kürtleri temsil etmiyor ve PKK terör örgütü herkesten, her şeyden önce Kürtlerin düşmanıdır. Ve kendine biat etmeyen tüm Kürtlere Türkiye'de, Irak'ta ve Suriye'de saldırmaktadır. Bu terör örgütünden ülkenin tamamen temizlenmesi için de Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Evet değerli izleyiciler, Irak'taki gelişmeler böyleydi. Bu arada iş adamı arkadaşımız Mete Sümer bir mesaj göndermiş onu da okuyalım. Ee, Ova köy telafer sınır kapısını hala açamadık demiş. Irak ile ticaretimizin çok artması için bu kapı hayati önemde. Bu konuda yardımını bekliyoruz demiş. Ben de buradan söyleyeyim değerli izleyiciler konunun detayını bilmiyorum ama Mete Bey bu konuları bilir. Ee, Ova köy telafer sınır kapısını hala açamadık. Ee, Irak ile ticaretimiz için çok önemli diyor Mete Bey. İnşallah açarız bu sınır kapısını da. Bunu da bir eknot olarak söyleyelim. Tank palet fabrikasının Katarlara satıldığı iddiasını muhalefet aylardır dile getiriyor. Biz de hep diyorduk ki yani AK Parti şu iddialara bir cevap verin durum nedir ortaya çıksın diyorduk. Önce Sayın Cumhurbaşkanımız önceki haftalarda söyledi. Dün de AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu iddiaları süreci anlatarak yalanladı. Bu arada Akbaşoğlu ihaleye 3 firmanın katıldığını ve en düşük teklif veren firmanın aldığını söyledi. Akbaşoğlu satış yok, 25 yıllığına tahsis var dedi. 20 milyarlık tank valet fabrikasını 50 milyon yatırım yapacak diye Katarlılara verdi. Asla ve kata ne fabrikanın, tezgahların bir satışı söz konusu değildir. 50 milyon dolara satıldığıyla ilgili bir takım propagandalar ortaya koymuşlardı. Bunların hiçbirisi doğru değildir. Hepsi yalan ve iftiradır. Cumhuriyet Halk Partisi ısrarla tank palet fabrikasının Katar'lara satıldığını iddia ediyor. AK Parti ise satış yok, tahsis var diyor. İhale sonucunda alınan 250 yerli ve milli Altay tankının seri üretiminin bu alan tahsis edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tank palet fabrikası Katar'lara satıldı iddiasıyla başlayan tartışma devam ediyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu kameralar karşısına geçti, süreci anlatarak iddiaları tek tek yalanladı. 250 adet tankın üretimi için ihale açtı. 3 firma girmek suretiyle 3,5 milyar Euro'luk teklifiyle BMC bu ihaleyi aldı. Mülkiyeti devlette kalmak şartıyla BMC savunma AŞ ile yapılan protokolle 25 yıl süre buranın işletmesinin kullanma hakkı yönünde deviri yapıldı. Tartışmada CHP'den gelen neden hala tank üretilemedi sorusuna Akbaşoğlu gecikmenin Almanya'dan kaynaklı olduğu cevabını verdi. Nerede tank? Para nerede? Para yok. Araba nerede? Araba yok. Nasıl oldu bu? Kötü sözleşme. Almanya bu süreçte kendi yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Yerine getirmediği için iş gecikiyor. Hukuki hak arama yollarını her türlü yaklaşımı ortaya koyuyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Akbaşoğlu Cumhuriyet Halk Partisine projeleri baltalamayın çağrısı yaptı. Projenin geciktiğini ama rafa kalkmayacağını belirtti. Projelerimizi baltalamak için uğraşmayın, gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz. Hem yerli otomobil TOG'u hem de yerli ve milli Altay tankımızı milletimizin, ordumuzun hizmetine sunacağız. Akbaşoğlu Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararını da eleştirdi. Sizin yaptırım kararlarınız vız gelir, tırıs gider. Fethullahçı terör örgütünün bir kumpasıyla devam edelim. Selam Sözde Selam Tevhid kumpasına ilişkin, daha doğrusu Selam Tevhid tam bir kumpas. Ona ilişkin 90 sanığın yargılandığı bir dava vardı. 77 sanıkla ilgili karar verildi. Eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Ömer Köse'nin de aralarında bulunduğu 29 sanık müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aralarında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in de bulunduğu Firari Onisa'nın dosyası ayrıldı. Ağabey. Ağabey, Ağabey. 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 Selam Tevhid Kumpası davasında cezalar belli oldu. 20 kişiye ağırlaştırılmış müebbet, 9 kişiye de müebbet hapis cezası verildi. Ağabey. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 13'ü tutuklu, 13'ü firari 90 sanığın yargılandığı dava devletin güvenliğine ilişkin bilgiler nedeniyle izleyiciye kapalı yapıldı. Davada eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 77 sanıkla ilgili karar verildi. 20 sanık Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. O sanıklar arasında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Oktay Bulduk, Yurt Atayün, Ömer Köse, Kürşat Durmuş'la eski savcı Gültekin Avcı da yer aldı. Heyet 9 sanığa da müebbet hapis cezası verdi. Sanıklara ayrıca haberleşmenin gizliliğini ihlal, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, suç uydurma suçlarından 40 yıl 32 ay hapis cezası verildi. 7 sanıksa beraat etti. Heyet firari sanıklar FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Emre Uslu'nun da aralarında bulunduğu 13 kişinin dosyalarının ayrılmasına karar verdi. <laughs> FETÖ'cü sanıkların 2010-2014 yılları arasında sözde Selam Tevhid Terör Örgütü adı altında gizlice yürüttüğü soruşturma FETÖ'nün 17 Aralık darbe girişimi başarısız olunca ortaya çıkarılmıştı. Soruşturmada Türkiye Cumhuriyeti'nin 61. Hükümeti, Milli İstihbarat Teşkilatı, TRT, YÖK gibi birçok kurum, kuruluş, vakıf ve derneğin hedef alındığı tespit edilmişti. FETÖ'cülerin binlerce insanı kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarını dinlediği belirlenmişti. Evet kısaca bu Selam TV dosyasına bir değinelim değerli izleyiciler. Kumpaslar zincirlerinin halkalarından bir tanesiydi Selam TV. Fethullahçılar kimi dinlemek istedilerse buraya dahil etmişlerdi. Aralarında gazeteciler, yazarlar, akademisyenler, siyasetçiler, iş insanları herkesi katmışlardı ve bunu yargıladılar. Bir sürü kişiyi haksız yere az daha toplayacaklardı. Eğer 17-25 ağırlık olmasa ve devlet tedbirleri almasa belki bir sürü kişi tutuklanıp cezaevine gidecekti ki kumpaslarından biri olacaktı. 14. Ağır Ceza Mahkemesi aralarında Fethullahçı teröristler Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Ömer Köse, Kazım Aksoy, Gültekin Avcı, Erkan Ünal gibi polis savcıların bulunduğu 20'si ağırlaştırılmış 29 kişiye de müebbet verdi. Değerli izleyiciler, dosyadaki 13 kişinin de dosyası mecburen ayrıldı çünkü bunlar firari. Aralarında Emre Usta isimli terörist, Fethullah Gülen isimli terörist de var. Onlar da Türkiye'ye geldiklerinde veya bir gün hukuk onları yaka paça bu ülkeye getirdiğinde Amerika'dan bu cezaları da onların yüzlerine okunacak ve cezalarını tamamlayacaklar. Böylece Fethullahçıların 2010-2014 arasında usulsüzce dinledikleri, yargıladıkları insanların davaları da karara bağlanmış oldu. 20'si ağırlaştırılmış 29 kişiye müebbet verildi. Değerli izleyiciler 13 kişi tutukluydu. 13 firari 90 sanığın yargılandığı dava bu şekilde devam etti ve sonuçlandı. Böylece FETÖ'nün kumpasları da birer birer hak şekilde o kumpası yapanlar ceza almaya devam ediyorlar. Daha da alacaklar değerli izleyiciler. Şimdi bugün Hürriyet Gazetesi'nin bir manşetine ve bir haberimize bir habere gidelim. Bir iddia var. Tabii bunu bir sürü gazete bugün yazmış. Biz de söyleyeceğiz. 7 sayfada 500 mobbing diye. Olay çok enteresan. Antalya'nın Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan görev yerlerini terk eden iki hemşireye verdiği ceza pes dedirtmiş. Hemşirelere 500 kere ben salam diye yazdırmış. Şimdi bunları iddia olarak veriyoruz. Çünkü bir sürü gazetede yazdı ama hemşireler olayın doğru olduğunu söylüyor. Başkaları da olayın doğru olduğunu söylüyor. Şimdi olay ne? Bakalım. Hemşireler Merve Şahiner Çalışkan'la Ayşe Yetkin e, haklarında resmi yönetmenin uygulanmasını istemişler. E, Kumluca Devlet Hastanesi'nin başhekimi Ayşegül Alkan iki hemşireye 500 defa ben salaam servisimden başka servise gittim diye yazdırmış. Tam 7 sayfa tutmuş bu metni, bu metin ve başhekimin ısrarı ile Kaleme alınmıştır diye de not düşmüş hemşireler, değerli izleyiciler. Şimdi e, tabii Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı e, Sinan Kulu Öztürk'te yaşananlar maalesef doğru. Hemşire arkadaşlarımız bu metinleri evrak kayıtta işletmek istemiş. Tabii başhekim buna karşı çıkmış. Arkadaşlarımız da yaşadıkları mobbing karşısında yargı yolunu tercih etmişler. Biz de yetkili kurumlardan açıklama istedik diyor. Değerli izleyiciler, iki hemşire Merve Şahiner çalışkan Ayşe Yetkin de insanlık onurumuz ayaklar altına alındı diyor. Peki eee başhekim ne diyor? Ayşe Ayşegül Alkan e, o da iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Ben de haklarımı savunmak adına yargı yoluna başvuracağım. Meyve veren ağaç taşlanır. Covid hastaları temizlik personeline bırakılarak aşağı iniliyor. Haklıyken haksız duruma düşürmeye çalışıyorlar diyor. Valla burada şunu söylemek lazım. O el yazısını bir getirebilir miyiz Murat el yazılarını? Şimdi o bakın el yazıları Kumuca Devlet Hastanesi Başhekimliğine diye görüyorsunuz. 500 defa ben salam ben salam diye yazdırmış değerli izleyiciler. Şimdi bu eğer doğruysa tabi her zaman bir şart düşmek lazım. Benim önümde de e, bu e, var. İşte ben salam servisimden başka servise gittim diye yazdırmış ve 7 sayfa tutmuş bu e, olay. Şimdi bu bir mobbing. Eğer doğruysa, şimdi Ayşegül Alkan Hanım diyor ki, başhekim, işte meyve veren ağaç taşlanır, COVID hastalığı temizlik personeline bırakılarak aşağı iniliyor. O zaman uyarırsın. Yani o hemşireler eğer görevini yapmıyorsa, sen başhekimsin zaten. Hakkında tutanak tutarsın, şikayet edersin. ne bileyim, bir iyi sağlık müdürüne yazarsın, görev yerlerini değiştirirsin falan filan. Bunun bir sürü yolu var. Kalkıp da insanların onuruyla oynanmaz. Şimdi haklıyken haksız duruma düşmek bu. Belki Ayşegül Alkan bu iki hemşire işini iyi yapmadığı için şikayetçiydi. Ama iki hemşireye kalkıp ben salam servisimden başka servise gittim diye yazdırmak suç. Hem mobbing hem de suç. Yani insanların onuruyla böyle oynanmaz. Bir yönetici bir yerde bakın medya dahil, medya, hastane, şirketler personeliniz kötü davranabilir, yanlış davranabilir, başka türlü e, işini yapmayabilir. Uyarırsınız tedbir alırsınız, görev yerini değiştirirsiniz ee, ya da e, kamu kurumlarında bunların cezaları nasıl oluyorsa o şekilde bunları yapabilirsiniz. Ama bu şekilde kalkıp da e, bir ceza vermenizin bir anlamı olmadığını söyleyelim. Tabii bu arada e, bununla ilgili de bir açıklama geldi. İşte az önce söylemiştik, basın bildirisi olarak da e, böyle bir e, metnin yazılmasını kabul etmedi. E, dolayısıyla sağlık çalışanları ve şimdi Olay herhalde Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca da bu olayı el atacaktır ve en doğrusu neyse ve kim haksızsa ona gereken yapılacaktır. Ee, ama eğer Başhekim Ayşegül Alkan iki tane hemşireye ben sağlam kendi servisimden başka servise gittim diye yazdırdıysa suç işlediğini mobbing yaptığını da bilmesi lazım ki bu da hiç insan onuruna yakışan bir davranış değil değerli izleyiciler. gördünüz değerli izleyiciler. Dün e, Hollywood'da sinema haberleri yapan Variety dergisi e, bununla ilgili bir haber yapmıştı. Sandan alarak o da Tom Cruise zaten bütün filmlerinde çok disiplini çalışan bir oyuncu. Covid dolayısıyla da e, çok sıkı tedbirler alıp çekim aralarında bile maskeyi sürekli yüzüne takan e, oyunculardan bir tanesiymiş. Tabii film o konuşma 2 dakika 20 saniye. Tamamını dinlediğiniz zaman Film sektörü de Covid dolayısıyla diyor batma noktasına geldi. Biz burada binlerce insanı iş yaratıyoruz diyor. İş meydana getiriyoruz. Ama siz de burayı yok sayıyorsunuz. Ee, okul parasını ödeyemeyen, kirasını ödeyemeyen, evlerini kaybedemeyen, evine yiyecek götüremeyen binlerce insan var. Sinema sektöründen de öyle. Bu sinema sektörü ayakta kalsın diye bu filmleri yapıyoruz. Stüdyoları bu işlere ikna ediyoruz. Onlar da bize güveniyorlar diyor. Her akşam sigorta şirketlerini arıyorum, yapımcıları arıyorum filmlerin devam etmesi için, onları ikna etmek için orada iki tane çalışan da kurallara hem uymamışlar hem de işlerini iyi yapmamışlar. Maalesef bazıları böyle işsizlik bütün dünyada hat safhada ama iş bulanlar da böyle işlerini yapmıyorlar. Üstelik o filmin çekildiği geminin 500 bin sterlinlik masrafını da Tom Cruise kendi cebinden ödemiş. Buna rağmen gördüğünüz gibi kurallara uymayan böyle çalışanlar da var. Tom Cruise zaten tepkisinde haklı olduğunu bütün dünya medyası da Dile getiriyor. Çalışanlar da o ses kaydının sonunda görülüyor zaten de. Onlar da bir daha yapmayacağız. Yani Tom Cruise'e de biraz hak vermişler değerli izleyiciler. Evet Cem Küçük ile Günaydın Türkiye'nin bugün de sonuna geldik. Yarın sabah saat tam 7'de yine bu ekranlarda olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.